Şöyle geldik. Ve şöyle verdik. Evet. Arkadaşlar, dostlar, Romalılar. Merhaba. Tekrardan hepinize merhabalar diyelim. Hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Dark Portal öncesi Azeroth. Yani bu yayında Ork, Draenei gibi ırklardan bahsetmeyeceğiz. Ya da Draenor'da neler olduğundan bahsetmeyeceğiz. Sadece Azeroth'u ele alacağız. Ancak konu çok uzun. O yüzden bazı konuları ya bilerek ya da bilmeyerek atlayacağız. Atladığımızda da işte geriye dönmeler yapabiliriz vakit kaldığında, ama hani bizleri uyarın, abi burası çok önemliydi, şöyleydi falan gibi, sizin için ya da sizin Warcraft tecrübenizde önem taşıyan yerler olursa değinelim konulara. Başlangıç olarak mitostan başlamayacağım. Mitos derken bu ara kastım şu, yani işte evrende Void, Light çarpıştı, işte böyle şeyler oldu falan gibi konulara girmeyeceğim. Direkt Azeroth'un oluşumundan başlayacağım. Dediğim gibi şöyle bir isterseniz konu çizelgesi de atayım size. Buradan da takip gerçekleştirebilirsiniz. Konu çizelgemiz de şu yönde olacak arkadaşlar. Biraz daha da şey yok yani, harf yetmedi artık ama neyse, dediğim gibi bu şekilde. Azeroth'un oluşumuna gelelim. Azeroth'un oluşumu arkadaşlar, nasıl söyleyeyim, dediğim gibi mitosa dayanıyor. Aslında evrenin oluşumuna denk gelen bir zamanlama içerisinde yaklaşık, yani şu anda Dark Portal'ın, yani konu da çok güzel. Yani konunun seçimi de çok güzel. Dark Portal'ın açıldığı an Warcraft evreninin tarihçesinde hani sıfır milat olarak şey yapılıyor, kabul ediliyor. Mitos'ta da evrenin oluşumu demeyeyim de, hani Azeroth'un bilinen en geçmiş tarihi 150 bin yıl öncesine dayanıyor, Dark Portal'ın açılmasından. Yani milattan önce, milattan sonra. Gibi, evet, milattan önce, milattan sonra gibi, işte milattan önce 150 bin yıllarına dayanıyor. Ama dediğim gibi bu bilinen tarihi, işte yani o içine Azeroth'un Titan ruhu nasıl girdi ya da işte ne gibi düzen içerisinde girildi, Titanlar nasıl bir olgu içerisinde bu tarz evrimleşme ya da işlere girişiyorlar, bu bilinmiyor. Daha çok YouTube'da bizim bulabileceğiniz Lore Konsey ile ilgili bir bununla alakalı bir yayınımız var. Oradan bulabilirsiniz Titanları, hem de Arcane gücünü anlattığımız bölümde. Şey yapmayalım, böyle biraz sıkıcı kısımları geçelim, konuya gelelim, Azeroth'a gelelim. Azeroth'ta bilinen en eski varlıklar Elemental Lordlarıydı. Ve Elemental Lordları şu anda haritada görüyorsunuzdur, kırmızı renklerle gösteriliyor bu haritada. 4 tane ana elementin güç sahipleri tarafından yönetiliyordu. Elemental Lord şu şamanınki gibi, evet şamanınki gibi, ama işte onların hani büyük lordu Neptülon, su lordu. Terazein, toprak ya da taş diyebileceğiniz Taş. Earth lordu. Ragnaros, Fire Lord. Fire Lord. Herkes çokça En iyi tanıyor bilinen. kendisini. Alakir de Rüzgar Lordu olarak tanınıyordu. Old God'lar, biliyorsunuz Void Entity'si bunlar, yani Void olguları. Void olguları geliyorlar gezegenlere ve çeşitli, nasıl söyleyeyim, Titan ruhlarını gezegenlerin ruhlarını ele geçirmeye çalışıyorlar. Ve Titanlar da bunları her gittikleri gezegende takip edip yakalayıp ya hapsediyorlar ya öldürüyorlar. Ancak Azeroth'ta işler biraz daha karmaşıklaşıyor, ya da işte bizim artık oyun evrenimize girdiği için konu karmaşıkmış gibi geliyor. Belki de diğer gezegenlerde, keza Argus'ta falan da belki de bu şekilde işledi. Tahta tabii. Zoruna mı gitti? Aynen. Oradan biri tahta. Old Godlar Azeroth'a ilk geldiklerinde Elemental Lordları kolayca boyun eğmedi kendilerine ve yani direndiler. Ancak bu direnmeleri çok uzun sürmedi. Çünkü yani Elemental Lordları, yani adından anlaşılacağı gibi elementlere hükmeden lordlar ve işte savaş teknikleri ya da işte güç şeyleri klasik tahmin edebileceğiniz üzere, ama Old Godlar biraz daha hani zeki ve yozlaştırma yönelik varlıklar oldukları için anlamıyorlar tam olarak ne olduğunu ve çok kolay bir şekilde de boyun eğiyorlar Old God'lara. Ve Elemental Lord'ları istemese de Old God'lara karşı nasıl söyleyeyim, himayeleri, yani kontrolleri, al himaye demeyeyim, kontrolleri altına giriyor.
Şöyle bu yozlaşma, bu kontrol altına girmeyi en ağır Ragnaros'ta görüyoruz. Yani Neptulon Terezin biraz daha Old God varlığına karşı koyabiliyor ama Ragnaros direkt, yani zaten güç açlığı da var Ragnaros'ta. Bariz bir şekilde Old God kontrolüne giriyor. Şimdi Old God'ların olduğu yerde ne dedik? İşte bütün evren boyunca Titan'lar geliyor, bunları takip ediyor. Attım ya yayına bebeğim, istiyorsan sen de bak. Aa, ben fark etmiyorum. Bir daha atayım. Bak, oradan takip edebilirsin istiyorsan. Element dediğinde aklına gelen sahne Makkora Thrall vs. Garrosh değil. Hocam, Azeroth'ta 5. element var mı? Aslında 5. element var diyebiliriz. O da Azeroth'un kendi gücü. Yani biraz arcane'e karışık ya da işte nasıl söyleyeyim. Şey var. Bir, normalde her gezegende bir de ruh elementi var da. Şeyde Azeroth'ta Titan ruhu olduğu için emcüklemiş hepsini, kalmamış. Yani o yüzden zaten elementaller arasında denge olmadığı için birbirleriyle anlaşamıyorlar. Yani normalde mesela Draenor'da Titan ruhu yok. Orada 5. bir elemental daha var. Ruh elementali. Orada gayet balanslı her şey. Yani hiç birbiriyle kapışmıyor elementaller. Evet. Azeroth'da ruh elemental olmadığı için birbirlerine düşüyorlar. İlk defa şeyde beraber çalışıyorlar zaten. Old God'larla savaştıklarında. O zamana kadar hep kavga dövüş. Güzel, güzel bir şey. Gökmen'in söylediğiyle de birebir örtüyor. Dediğime de geliyor. Azeroth'un ruhu, yani bu spirit elementi. Yine dediğim gibi Lore Konseyi ile yaptığımız Arcane bölümünde buna biraz değindik. Spirit'in life'a dönüşümü, işte nasıl çalıştığına dair bilgiler paylaşmaya çalıştık. Şimdi ben gördüğünüz haritaya tekrar geleyim. 4 tane büyük bilindik Old God Azeroth'a hükmetmeye başlıyor. Bunların en güçlüleri Ishraz, işte Yogg-Saron, N'Zoth ve Katun bilinen Old God'lar olarak yerlerini alıyorlar. Ve Azeroth'ta kocaman bir, nasıl söyleyeyim, Black Empire kuruyorlar. Bakalım görsel hazırlamış mıyım bununla alakalı. Yok, haritamız üzerinden devam edelim. Şöyle Old God'ları da gösterelim isterseniz. Şöyle arkadaşlar, Old God'ları görüyorsunuz. Sol yukarıda Katun, sağ üstte N'Zoth, sol altta Ishraz ve sağ altta da Yogg-Saron'u görebiliyorsunuz. Ve gezegende, yani bizim Azeroth gezegeninde yerleşimleri de bu şekilde. Kuzeyde Yogg-Saron, merkezde Ishraz, güney taraflarda Katun ve doğu diyebileceğimiz taraflarda N'Zoth ele geçirmiş durumda ki şu anda, yani günümüz Azeroth haritasıyla kıyasladığınız zaman, yani hapsettiğimiz ya da işte savaştığımız yerlerle, lokasyonlarıyla da tutuyor, birebir uyuyor. Dediğim gibi Old God'ların olduğu yerde kim olacak? Titan'lar olacak. Çünkü Titan'lar gelecek. Bu Azeroth ruhunu yozlaştırmaya çalışan Old God'ları durdurmak isteyecek. En güçsüzleri ve ilk mühürlenen N'Zoth. Yani güçsüz demeyelim de bu Old God'lar zaten direkt çıkıp hele ley diye savaşmıyor. Biliyorsunuz biraz daha zeka ve irade savaşları yapılıyor Old God'lara karşı. Ancak Titan'lar da o az kibirli varlıklar değil. Normalde güzel güzel böyle sivilce patlatır gibi fıt 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 diye çekiyorlardı. Ancak Amantul Ishraz'a karşı gücünü esirgemiyor ve tutuyor. Azeroth'un üstünden Jart diye çekiyor. Jart diye çekiyor. Jart diye çekince de Azeroth'un tam ortasında bir, nasıl söyleyeyim, yara oluşturuyor. Yani Azeroth durmak bilmeyen bir kanamaya yüz tutmaya başlıyor. Yarık oluşuyor. Evet, ve şöyle söyleyeyim, sırayla şöyle bir Titan şeylerin önüm açayım. Bütün Old God'lar yeniliyor, hapsediliyor ve Azeroth yeniden düzene sokulması için Titan Keeper denilen varlıklar Azeroth'a yollanıyor. Şimdi Ishraz'ın öyle aşırı ölümünden dolayı, aşırı ölümü diyorum çünkü fark ediyorlar ki İçindeki kardeşlerinin ruhu dışarı doğru fışkırmaya başlıyor ve bu için gezegenin içindeki Titan ruhuna zarar verdiğini anladıktan sonra diğerlerini öldürmek yerine hapsetmeye başlıyorlar. Ve yine önünüzde gördüğünüz haritayla uyacak şekilde lokasyonlara bir, nasıl söyleyeyim, böyle Titan tesisi yapılıyor ve bunların içine hapsediliyorlar. Şimdi bunların bilindikleri, şöyle bakayım başka bir harita var mı bununla alakalı?
şu güzel bir harita olabilir mi? Bakalım. Evet. Bu güzel bir harita. Umarım yazılarda net bir şekilde görünüyordur. Benim önümde görünüyor. Kuzeyde Ulduar kuruluyor. Yoksaron hapsediliyor. Güneyde Ankiraj kuruluyor. Katun hapsediliyor. Merkez kısımlara doğru Nizot hapsediliyor. Tesisin adı bilinmiyor o sıralarda. Ve şu anda Veil of Eternity yazıyor. O konuya da geleceğiz. Orası da Yşeraz'ın bulunduğu yer idi. Dediğim gibi arkadaşlar, Titanlar Titan Keeper'ları yolluyorlar. Titan Keeper meselesi ayrı bir konu aslında. Yani Titan Forge, Titan yapımı adını ne diyorsanız, hangisi hoşunuza gidiyorsa. Keepers, daha doğrusu bir de Watchers diye geçer. Öyle de duyabilirsiniz. Keeper olayları biraz... Koruma, kollama ve gözlemleme arasında fark var. Evet, farklı. Ve her... Nasıl söyleyeyim? Titan Keeper, Titan Watcher belli Titan'ın güçlerini şey yapıyor. Bunların en bilindikleri arkadaşlar, ben söyleyeyim sırasıyla aklıma gelenleri. Arkidas var. Arkidas Kazgorath'ın şeyiydi. Dediğim gibi şu anda Azeroth'ta bir Black Empire savaşı vardı. Old God'lar yenildikten sonra Azeroth düzgün bir Azeroth olarak, yani burada haritada görüyorsunuz kara parçası olarak, ama yani yıkık, dökük, her yer yanıyor. Bir felaket senaryosu düşünün kafanızda. O şekilde, hani bu Mad Max filmlerinde falan olurdu ya. Onları da göstersen cici olur. Onlara dair çok görüntü yok elimde. O yüzden şey yapamadım. Bu haritayla gideyim dedim. Çok da şey yok aslında. Dur bakayım, bir bulursam vereyim ekrana, ama öyle o tarz günlerden kalma görseller. Belki Chronicles'ın içinde vardır. Ha, belki Chronicles'ın içinde vardır, ama Chronicles'ta da ulaştığım görseller genelde bu tarz harita şeklinde. Çizimler belki vardır, elimde yok. Biraz fakirlikue. Ama editing bir video yapacak olursam onları eklerim. Hiç şeyiniz olmasın. Olur. Ama dediğim gibi şöyle timeline'dan tekrar kontrol edebilirsiniz. Yeni gelenler varsa tekrar atayım arkadaşlar. Buradan takip edebilirsiniz şu andaki yayını. Burada da Ordering Azeroth kısmındayız. Ordering Azeroth yapıyoruz tekrardan kurulması için. Dediğim gibi en bilindik Keeper'lardan bir tanesi Arkidas. Arkidas, Kazgorath'ın görevlisi, taşı toprağa düzeltecek. Freya, Eonar tarafından güçlendirilmiş bir Keeper. Ağacı ve daha doğrusu yaşamı güçlendirecek. Hatta önünüzdeki haritada görüyor olabilirsiniz. Ungoro, Shlozarbasin gibi yerlerden nasıl söyleyeyim, bu hayat tohumlarını salacak Azeroth'a ve buralar oyunda da dikkatinizi çekmiştir. Böyle yeşilliği bol olan yerler olarak geçmeye başlayacak. Hodir mevsimleri kontrol edecek. Hodir biliyorsunuz bir buz Keeper'ı, yani Ulduar'a gidip kapışan varsa, dövüşen varsa o Hodir'le birlikte Thor diyeyim ben. Thorim'di değil mi? Thorim. Thorim var arkadaşlar. O da yıldırımı ve hani yağmurları kontrol edecek ve Azeroth da bunun dengesini kuracak. Takip için teşekkür ederiz. Kanalımıza hoş geldin. Mimiron var arkadaşlar. Mimiron'u biliyorsunuz, kafasını düşürmek için Ulduar'ı farmlayıp duruyoruz. Ancak bu Mimiron deyince aklınıza o mekanik şey gelmesin. Evet, o mekanik varlıkların, daha doğrusu meka gnomların yaratıcısı. Ama kendisi o şekilde değildi. O da bir Titan Keeper görüntüsündeydi. Daha sonra bilincini yani bir savaşta, dövüşte kaybediyor. Bilincini kendi yaptığı meka gnomlar o şekilde bir robotun içine yüklüyor. Odin var. Hangi klas almalıyım sizce? Mage mi, Warlock mu? Çok şey bir soru. Biz genelde ne istiyorsan onu oyna şeklinde takılıyoruz. Bu tarz yorumlarımızı da YouTube'daki videolarımızdan takip edebilirsin dilersen. Bu tarz içeriklerimiz var. Devam ediyorum hikayeye. Odin ve Ra. Ra aslında yıldırım elementi gibi görünse de Odin'le Ra hemen hemen aynı. Yani irade. Tyr biraz daha, şöyle söyleyeyim. Tyr Odin'in Watcher'ı gibi. Selamlar, hoş geldin Koko. Hani direkt olarak Titan Keeper gibi değil de, ya Keeper da işte, anlatabildim mi ne demek istediğimi? Yani Keeper, yani koruyucusu, kollayıcısı. Hani Odin'le çalışıyor, Odin'e bağlı çalışıyor gibi çalışıyor. Ama değil. Yani direkt olarak benim bildiğim şeye bağlı. Neydi o? Bizim en büyük ustanın adı Amantul'a bağlı. Amantul'a bağlı. Bakayım bir yanılmayayım. Burada işte. Hodir Thorim Sea Giant. Father of the Sea Giant. Gol,
TN bakımına mı bilmiyorum, şu an oyunda değilim. Golgenat. Golgenat mı? Golgenat. Ha, Golgenat'a bağlıymış. Golgenat. Ama... Doğru. Şöyle Tyr'e gelelim, hatta madem mevzu açıldı. Dediğim gibi Odin ve Ra aslında... Tyr o... şeyin, Agramar'ın. Tyr? Burada şey yazıyor. Hayır. Tyr, Tyr Agramar'ın şeyi. Titan Keeper'ı. Tyr... Bakıyorum. Sargeras. Agramar... Great Sargeras. Ha, bir tek Sargeras'ın şeyi yok, Titan Keeper'ı yok. O da zaten yoktu. Dolayı, Keeper'lar oluşturulurken. Yani. Tyr Agramar'ın zaten Light'la olan muhabbeti de işte Agramar'dan geliyor. Tyr. Aşkım, o zaman şöyle yapalım. Sen bakma hiçbir şeye. Evet. Emin olmadan da beni yönlendirme. Tamam. Olur mu? Olur, özür dilerim. Tamam, olsan düzeltmesine devam edelim. Agramar'ın Keeper'ı. Dediğim gibi şu ana kadar da bütün Keeper'ları saymış olduk. Şöyle... Tekrar bir haritaya gelelim. Neden haritaya gelelim? Burada çeşitli yerlerde bunların izlerini göreceğiz. Mesela Arkidas'ı Uldaman'da çalışırken göreceğiz şurada. Burada nasıl söyleyeyim? Dünyanın taşın toprağını Ra mı Amantul'un? Eyvallah. Aynen. Ra ile şey Odin, Amantul'un ikisi de. Tamam. Sıkıntı yok. Virmis Temple konusuna geleceğiz birazdan. Dediğim gibi Shulozar Basin arkadaşlar burada Freya'nın hayat verdiği yerlerden biri. Keza Mount Hyjal de bunlardan biri. Mount Hyjal'in buradaki önemli konumlarından biri Will of Eternity'nin olması. Will of Eternity Nogranon mu düzeltiyordu, Agramar mı? Will of Eternity o Hyjal'deki Will of Eternity şeyi mi? O yani, değil, Hyjal'deki şey, değil. Illidan götürüyor şeyi. Hyjal'dekini demiyorum. İlk Will of Eternity'nin o düzene sokuyor ya. Golgonet yapıyordur büyük ihtimalle. Denizle alakalı ya. Tamam, eyvallah. Ya Kazgoroth'tur ya Golgonet'tir yani. İkisi daha bayır işte. Deniz, gök şeylerine bakıyor ya. Daha bayır. Düzenleyen hatırlayamadım. Bir hemen kısaca bakalım arkadaşlar. Varsa var diyelim, yoksa... Dediğim gibi çok şey yapmayacağız. Konu çok uzun arkadaşlar. Evet aşkım. Hatta Golgonet'in Tidestone'u var ya şey, Legion'daki. Ben şu an neden bahsediyorsun? Will of Eternity'yi düzene sokan. Will of Eternity ortak çalışma. Eyvallah. Teşekkür ederiz. Sevdiğimiz cevaplardan. Diyelim geçelim. İmece usulü. Ha, imece usulü evet. Diyelim geçelim çünkü mevzuda Uldum, burada görüyorsunuz arkadaşlar, Uldum'a ve Ulduar'a değinmek istiyorum. Uldum ve Ulduar'da iki tane yüksek güçlü Forge dediğimiz, ne derler bunlara, makina yapılıyor. Biri Forge of Wheels, şimdi gelecek ekranlarınıza, şöyle bir şekli var. Bunu Dungeon'da, yani o Dungeon testlerinde görebilirsiniz Ulduar'ın önündeki. House of... Forge of Wheels neydi diye geçiyordu. House of Origin'i yok. Neydi o dungeon'ın adı ya? Aklıma gelmedi dungeon'ın adı. Neyse, yanlış hatırlamıyorsam dungeon'da görünüyordu bu. Forge of Wheels. Ve şuradan da... House of Origination değil canım, o... House of Stones olabilir, olabilir. Dediğim gibi o Ulduar dungeon'larında görünüyordu. House of Origination burası arkadaşlar. Burada da Forge of Origination var. Bu iki tane Forge'un olayı şu arkadaşlar. Bunlar Azeroth üzerindeki, hani ne derler, o ley line'ları, yani büyü gücü ve hani o arcane gücünü düzenleyip birbirlerine sinyal gönderip Azeroth'un üzerinde denge sağlıyorlar. Az önce gördüğümüz Forge of Wheels. Ha, eyvallah. Bu Forge of Wheels Titan Keeper'ların aynı zamanda irade verme mekaniği olarak çalışacak. Yani Titan Keeper'lar burada Virkul'ları, işte Earthen'ları, atıyorum başka aklıma gelen Mechagnom'ları yaratıp, üretip içine irade bastıkları yer oluyor. Forge of Souls değil. Forge of Souls değil. Forge of Souls Lich King'in yaptı, evet. Ya illa dur bakayım. Sen söyledin aşkım. Bakayrum. One Minute, Northrend, Stormpeaks,
Hall of Stone'da şey var daha önce. Hall of Lightning var. Heh, House of Lightning'de. İki tane. House of Lightning'deydi yanlış hatırlamıyorsam. Loken'in olduğu yerdeydi. Çünkü daha sonra Loken zaten bunu yozlaştıracak ve Curse of Flash'e sebep olacak. Ayrı bir gezegene gitmiş gibi hissediyorum. Ayrı bir olay zaten. Şimdi şöyle gelelim. Bunlardan önemlisi dediğim gibi Forge of Wheels. Şu an ekranınızda hangisi var? Forge of Wheels'i görüyorsunuz. Evet. Yani mesela atıyorum buraya bir taş koyuyor. Bir ağaç şeklinde taş koyuyor Freya. Buna basıyorlar ağaç oluyor gerçekten. Ya da işte bir earthen koyuyor. Taş normalde böyle bir golem. Basıyor ve işte dağı taşı düzeltmek için kullanılacak işçi oluşuyor. Şu diğer gördüğümüz Forge of Origination'daki bunun içinde hatta Nuzot'u durdurmaya çalışırken içine gittik gördük bir kısmını diyeyim. Çünkü o Forge'u hiç görmedik tam anlamıyla düzgün bir şekilde. Bu da Azeroth'un reset tuşu. Yani bir sıkıntıya geldiği zaman Titan Keeper'lar işte Titan'lar emir verecek. Diyecekler ki arkadaş Azeroth'un boku çıktı basın sıfıra. Gezegen yüzeyinde ne varsa sıfırlayacak. Siz nasıl bir megalomans? Sana ne lan? Size ne yani? Ama Allah rolü oynuyor. Allah çok oynuyor. Ama şöyle bir şey var. Gezegenin merkezindeki kardeşlerinin sıkıntıda olduklarını düşündükleri anda yapacaklar bunu. Olaya gel. Tamam devam edelim. Hatta bir ara Algolon gelip bizi bu konuyla alakalı ziyaret etmişti. Tekrar şu haritamızı açalım. Daha doğrusu yeni bir harita vereyim size. Bir saniye. Şu harita uygun mudur? Bir bakayım. Doğru haritayı mı açıyorum? Evet. Doğru haritayı açıyorum şu anda. Şöyle. Şimdi bu haritada biraz tanıdık isimler göreceksiniz. Tanıdık şeyler göreceksiniz. İşte Zandalar yazıyor. Amani yazıyor. Kafanız karışmasın. Hemen geliyoruz mevzuya. Dediğim gibi... Oh. Devam et aşkım. Aşkım bana bas. Titan Keeper'lar düzeni sağladı. Azeroth'ta güçler yerine oturdu. Old God'lar hapsedildi ve Azeroth kendi haline bırakılmaya hazır bir durumda. Ancak. Her yaşayan canlının kendine bir iradesi var ve onların da kendine ait kibirleri var. Ya da şöyle söyleyeyim yaşama içgüdüleri ve hayatta kalma içgüdüleri var. Şimdi Old God'lar geldikleri zaman boş gelmediler ve öyle kendi başlarına tek başlarına çıkıp da işte Katun kollarını sallayarak ya da işte Nuzot kollarını sallayarak savaşmadı. Ne vardı? İşte Traxiler, Akirler ve Nerubianlar vardı. Bunları kontrol ettiler. Bunlarla birlikte Azeroth'ta hükmetmeye başladılar. Bunlar tabii şu anda başıboş kaldı ve Azeroth'un diğer halklarına tehdit olmaya başladılar. Bu şeyde de Azeroth üzerinde ne oldu ya? Chat uçtu. Şu an tut aşkım devam et. Ha şey Twitch patlamış olabilirdi ondan şey yaptım. Velhasıl Azeroth üzerinde bilinen en eski yaşam şeyleri adını sen söyle topluluğu diyeyim ya da işte birlikte yaşayan sosyal bir toplum olan topluluk trollerdi. Hayır mesela Tauran vardır ama işte bunlar işte, nasıl söyleyeyim hani öküz gibi. Hani anladın mı? Hani ya da işte Taunta gibi. Ya da daha çok böyle küçük küçük topluluklar halinde, pektler halinde yaşayan varlıklardı. Hani anladın mı demek istediğimi? Troller biraz daha böyle society bağlamında yaşıyorlardı. Ve önlerindeki en büyük engeller de Akir şeyleriydi. Birlikleriydi. Ve Akirlere karşı büyük bir savaş verildi. Nerubianlar kuzeye çekildi. Diğer Kirajiler dediğimiz böceksiler güneye çekildi. Şu anda haritada gördüğünüz işte Veil of Eternal Blossom'da bildiğimiz o nasıl neydi o şeyin adı? Klaxiler o tarafa kaçtı. Aynı Kiraj bölgesine şu anda yine turuncuyla gördüğünüz Kirajiler kaçtı. Kuzeye Aeol Nerub diye geçiyor. Nerubianlar kaçtı ve Azeroth üzerinde çok büyük bir nasıl söyleyeyim troll egemenliği başladı. Yeşil gösterilen bölgede Amaniler hükmetti, mavi ile gösterilen bölgede Drakariler hükmetti, sarı ile gösterilen bölgede Grubaşlar hükmetti. Ancak bir topluluk vardı ki yani toprak olarak hükmetmesi az gibi görünse de şu anda bu haritada
Gelişmişlik ve sosyal gelişmişlik anlamında en gelişen topluluk bunlardı. Bunlar da şu anda geride kalan topluluklar. Hayır. Zandalar geride mi kalmış? Yani ama onların ilkleri yani onlardan sonra evlilenler, o ilk ırklar geride kalmışlar. Böyle diye geziyorlar. Öldürüyorlar falan. Ya şimdi şöyle söyleyeyim, hep gelişmişlik deyince hep aklımıza işte uzay meki, işte helikopter, uçak falan geldi. Ne düşünüyoruz ama öyle değil. Zandalar hala ileri bir toplum yani şey anlamında. Yani adamlar altından piramit yapıyorlardı. Şimdi şöyle, burada asıl önemli olan şey, Zandalarlar evet ilerledi, büyük bir topluluk haline geldi ama diyeyim, şuradan biraz vakit kazanayım. Ben şöyle şunu söylemek istiyorum bu konusu onu yaparken. Yani Zandalar'ın ilk dark Zandalar mesela, onlar çok geri kalmışlar. Hayır, Dark yani. Troller şöyle, Dark Troller hani bu Akir istilası sırasında taşın, toprağın, dağın altına kaçarak saklanıyorlar. Ha. Ve buradan çıkmıyorlar. Bilmiyorlar yüzeyden olduğunu. Yani büyük ihtimal bilseler de, atıyorum, Dark Troller'de şeyin olduğunu, Zandalar'ın hükmettiğini falan böyle dünyaya, onlar da çıkardı. Şimdi dediğim gibi az önce güzel zaman kazandı. Bir önemli hadise daha yaşanıyor. Bu Akir ve Troller arasında savaş yaşanırken. Bu ara bu Akir Troll savaşlarına detayına girmiyorum. Biliyorsunuz işte Setralis muhabbeti var. Mithrax'ı hapsediyor. İşte BFA'da dungeon'ı falan vardı, hatırlıyor musunuz? Gidiyoruz, kurtarıyorduk. Hatta Zul getiriyordu o Kıtrax'ı, şeyi bastırtıyordu. Bizim Zuldazar'ı bastırtıyordu. Oradaki Seal'ı kırdırıyordu. Gahun açığa çıkıyordu falan filan muhabbette. Bunları artık biraz daha yakın diye atlıyorum. Burada ki önemli mevzular işte Loa oluşumlarının ortaya çıkması. Mesela biz işte Wild God'ları aslında elflerle ilgili biliriz biraz daha. Ama aslında troll canlılarıdır. Yani troll mitosuna dayanan canlılardır. Tabii Night Elf'ler ortaya çıktıkça ve Druidizm geliştikçe Dream'e olan bağlılıklarından dolayı işler değişecek. Ama Loa'lar bilinen ilk vahşi tanrılardır. Wild God'lardır. Öyle söyleyeyim. Setralis de bunlardan biriydi. Yılansılardan. Mithrax'ı kapatacak kadar güçlüydü. Atul Aman'dı sanırım. Şeydeki o piramide kapatmıştı vakti zamanında. Sonra Zul getirdi, kurtardı, çıkardı onu, bastırdı bize. Velhasıl şimdi arkadaşlar şurada bir resim gösterebilirim diye düşünüyorum size. Şu olay yaşanıyor. Tabii Azeroth'ta belli şeyler yürürken nasıl söyleyeyim, yani boş durmuyor sağdaki soldaki varlıklarda diyeyim. Proto direkler, evet, dragonlar oluşuyor ve arkadaşlar şu haritada Vrim's Temple'ın yerini görüyorsunuz. Lokasyonu da şöyle biraz daha gözünüzde canlansın. Kuzeyde bir Vrim's Temple muhabbeti var. Bu Vrim's Temple sonradan oraya Temple olarak yapılacak ama bölge hani Dragonblight diye geçiyor. Bu bölgede şöyle bir olay yaşanıyor, resimde gördüğünüz olay. Bu olay nedir arkadaşlar? Galakrond'un tehdidinin Azeroth'a zarar vermeye başlamış olması. Galakrond tehdidi, aslında diyorsun ki yani ne arkadaş, ejderha yaşasın. Hayır, Arcane gücünü, yani o Azeroth'un özünde bulunan Titan ruhuna ait olan Arcane gücünü sömürmeye, absorb etmeye, yani konsüm etmeye başlıyor ve büyük bir tehdit oluşturuyor. Bunun yanında sadece şeye değil, adını sen söyle. Irklar daha oluşmadı. Irklar derken bu arada troller var. Şöyle söyleyeyim yine. Mesela bunlar nerede? Bu şeyde trollerin kökeninin nereye kadar gittiğini bilmiyoruz. Hani dediğim gibi troll olarak geçiyordu ama küçük kabileler halindeydi. O diğer canlılar hiç bilinmiyordu ırk olarak. Bu Sundering'le falan hiç alakası olmadığı için troll varlığı var ama aradaki, şöyle söyleyeyim, 50 bin yıl gibi falan bir fark var. Hani bu seyir olarak değil. Trollerle alakalı şeyi soruyorsanız, bu bahsettiğim işte Akir troll savaşlarından çok önce olan bir olay bu. Ama o seri de değildi. Şimdi bir küçük geriye dönüş yapıyoruz. Onun dışında. Azeroth'un yerleri troller. Pandaren'lerin de köken geçmişi net bilinmiyor. Troller kadar eski. Evet. Yani o bilgiye yanlış diyemem. Oğuzhan sen ne düşünüyorsun? Aynen. Onlar da eskilerden. Goblinler de eskilerden.
şeyleri hiçbirini bilinmiyor ki nereden geldiği. Yani gitmişler, nereden geldiği derken hani işte atıyorum yine mesela ilk sosyal topluluk olarak görünen yerlerini biliyoruz da hani işte ilk goblin hangisiydi, atası kim bunların, onu bilmiyoruz. Velhasıl gelelim Galakrond olayına. Çok da kurcalamayalım. Hobbitlerin gibi evet. Sinan geldin, estiriyorsun Yüzüklerin Efendisi şeylerini. Galakrond'un durdurulması lazımdı. Galakrond sadece Azeroth için değil, etrafında yaşayan canlı varlıklar için de tehdit oluşturuyordu. Kim bunlar? Tabii ki diğer ejderhalar. Bu ara ejderhalar bu olaydan sonra farklı bir form alacağı için bu şu anda ekranınızda gördüğünüz ejderhalara tarih öncesi, yani proto ejderha öncesi, işte ilkel ejderha gibi bir şey söyleniyor. Mespsk, teşekkür ederiz. Aboneliğin için kesene bereket. Yaptığınız destekler kedilere gidiyor, bilginiz olsun. Diyelim, devam ediyorum. Galakrond'u durdurmak için tabii bu 5 ejderhanın yaptığı yetmiyor. Tyr ortaya çıkıyor. Hatta biz Oğuzhan'la o konuya dair çok güzel bir video yapmıştık. Biraz parodi şeklinde. Ama ben güleceğinizden ve eğleneceğinizden eminim. Çok eğlenceli bir video. YouTube'da arkadaşlar Neltharion Deathwing Parodi diye videoyu bulabilirsiniz. Ta bir buçuk yıl falan kadar oldu. Öğrendim ilk Horde. Ya şöyle söyleyeyim. Horde demeyeyim de öğrendiğim ilk şey. Lore. Evet. Çok eğlenceli. Anlayıp öğrenebildiğim. O seriye de inşallah kısmetse müzik devam edeceğiz. Müzik grubumuz için yapılmış. Teksti var. Birkaç tane tekst hazır elimizde ama benim lap götlüğümden şu anda yapamıyoruz. Devam ediyorum. Tyr geldi arkadaşlar durdurmak için. O çekicini ve elini kaldırdı. Tam gömcürecek. Galakrond dedi ki o kadar kolay lokma değilim dedi. Ve Tyr'in kolunu kopardı. Ve hatta daha sonra Tyr'in o savrulan kolu işte Tirisfall'a düşüyor. O bu ara bu Tirisfall buraya mı düştü, bu olayda düşmüyor. Tyr başka bir olayda ölecek. Kolunu pıt diye kapıyor. Ama bölgesel olarak daha zaten hatırlarsanız haritamız bölünmedi. Şu şekilde gezegenimiz tek parça halinde. Tyr'in kopan kolu bir yere saplanıyor ve gümüş el olarak böyle parlayan bir gümüş şeklinde nasıl söyleyeyim, göğe yükseliyor. Daha sonra yanlış hatırlamıyorsam, yok yerine bir kol yapıyor ama kimin yaptığını hatırlayamadım. O da işte malzemesinden dolayı gümüşe benziyor. Asıl Silverhand adı oradan geliyor. Ama insan kabileleri o heykel gibi duran ele taptıkları için onlar ona gümüş el diyorlar falan gibi. Orada bir anlam karmaşası var ama şey değil yani, ikisi de gümüş el, neticede Silverhand gerçekten Tyr'i kastediyor. Tyr'in gümüş elini kastediyor velhasıl. Tyr başaramadı. Mortlu olarak şey o. Ne? Tyr'in fedakarlığını şey yapıyor diye okumuştum ben orada. O Silverhand'çilerin şeyi yani o kopan elden değil de o Tyr'in işte hani elini bile feda edebilecek şeyi mottosundan geldiğini okutmuştum. Ya bir de şöyle bir görsel vardı. Dur bakalım bir bulabilecek miyim? Bu ilk düşen ele tapma şeyleri vardı. Var. O var. O var da bizim bu paladinler Silverhand'i kurduğunda o şeyden haberdar, hani Tyr'in başına ne geldiğinden haberdar. Tabii ama onlar o Silverhand'a adını verirken işte hani kopana değil de o Tyr'in kendisinde olan şeyden, hani Motto'dan dolayı Silverhand diyorlar. Ha, hani görseli yeri geldi mi kolunu bile koparırsın diye. Bir de benim kastım şu, o mesela Tyr Silverhand kabilesinin, ya da o zamanlar kabile, daha sonra Paladin Ordu'na dönüyor. Kabilesinin adını alma şeyi, hani adını demeyeyim de o ne deniyordu, tabartlarındaki simge işte işaretleri bu kopan eli temsil ediyor. Şu o da. Görüyor musunuz? Evet, ekranınıza geldi. Tyr'in kopan eli arkadaşlar ve insanların tapıyor olması. Ama bu olay dediğim gibi şu an anlattığımız şeye daha çok var. Daha insanlar olmadı bile, öyle söyleyeyim. Daha insanlar yok. İyi akşamlar. Selamlar, hoş geldiniz. Devam edelim Galakrond'dan ve Galakrond'un durdurulmasına. Galakrond durduruluyor arkadaşlar. Kimler tarafından? Şu an etrafında uçuşan küçücük ejderhacıklar tarafından. Daha sonra Titan Keeper'lar bakıyor. Mesela Oğuzhan'ın deyimiyle, ama bunlarda iş var diyor. Var bunların.
Gelin bakalım sizlere şey yapalım, bize yardımcı olun Azeroth'un korunmasında diyor. Bunları alıyorlar, götürüyorlar, Titan'ların karşısına çıkartıyorlar ve her Titan kendi gücünden belli güçler bahşederek bunları Dragon aspektler haline getiriyorlar. Bildiğiniz üzere çok şey yapmayayım, yine arkadaşlar çok uzun bir lore serisi yaptık. Lore konseyiyle. YouTube'da var Lore Konseyi Dragon Aspects diye bulabilirsiniz. Kırmızısını, sarısını, yeşilini, siyahını, mavisini ayrı ayrı ele aldık. Hızlıca geçelim. Kırmızısı Alexstrasza oluyor. Hayatın bükücüsü konumunda. Sarı olan zamanın kontrolcüsü Nozdorum oluyor. Yeşil olan Azeroth'un nasıl söyleyeyim, Dream'ini yani Blueprint'ini koruyor. O saf halini koruyor. Ysera son günlerde kaybettik. Ruhu şad olsun ki diyoruz Ardenvild'de takılıyı. Siyah olan başa en büyük bela olan Earth Warder diye geçiyor. Deathwing diye anlayacağız daha sonra kendisini. Neltarion oluyor. Mavi olan ise büyünün bekçisi oluyor. Maligos. Onu da Wrath of the Lich King'de hakkından gelmiştik. Ama şöyle söyleyeyim. Bunlar arkadaşlar kötücül yaratıklar değiller. Kötücül varlıklar değiller. Corruption'dan ziyade şöyle söyleyeyim, hani görevlerini yerine getirmekle meşgullerken yollar onlar için de pek hayırlı gitmiyor. Onlara da geleceğiz. Şu anda Jumpar kameramı sallıyor olabilir, şaşırmayın. Tamam. Troll savaşlarını anlattık. Dragon Aspect olayını anlattık. Titanlar Azeroth'u kurtardı. Galakrond'dan kurtulduk. Zandalar yükseldi. Zandalarının yükselişinden sonra arkadaşlar Dark Troll olayları yani Dark Troll'lerden elfler türeyecek ama öncesinde bir olay patlak veriyor. Arkadaşlar Old God'lar bu sırada boş durmuyor ve Yogg-Saron hapsedildiği hapishanede şurada, şurada. Haritamızı tekrar önümüze getireyim. Şu kuzeyde Ulduar'da bu arkadaş hiç de boş durmuyor ve Loken'i yozlaştırmaya başlıyor. Loken'in aklına giriyor ve kandıra kandıra nasıl söyleyeyim, kendi iradesini sağlayacak bir plan ortaya koyuyor. Bu plan, biz Curse of Flesh diyoruz ama gerçekten Curse mü ya da Battle for Azeroth'ta anıldığı gibi Gift of Flesh diye de geçiyor ama bu şekilde anabilir miyiz bilmiyorum. Yani bu Virkul dediğimiz ırklardan, Earthen dediğimiz ırklardan, işte Mechagnome dediğimiz ırklardan gerçek kendi iradesine %100 sahip, ete kemiğe bürünmüş ırklar oluşmaya başlıyor. Yani ilk insan şeyini de, adını da burada duymaya başlayacağız. Ancak Virkullar kendi aralarında Curse of Flesh'e maruz kalan insanları nasıl söyleyeyim, hor görüyorlar, güçsüz görüyorlar, hastalıklı görüyorlar ve kendi kabilelerinden güneye doğru sürüyorlar. Earthen'ların ve Mechagnome'ların şeye karışması, Curse of Flesh'e karışması biraz daha çetrefilli Uldaman'da olacak bu olay. Uldaman'da yerin altında troglara dönüşecekler önce. Daha sonra da oradan kaçışlar başlayacak ve Ironforge'a doğru yürüyüşler gerçekleşecek. Gnomergan ve Ironforge'un kuruluşu olacak. Ancak bu ikinci anlattığım şey biraz daha sonraya geliyor. İlk Curse of Flesh'ten etkilenen ırk Virkullar oluyor ve insanlar ortaya çıkıyor. Manyak ya bu kedi. Meanwhile Jabbar is playing. Bakın gösterebilecek miyim Jabbar'ı size? Bırak yapsın ya, durdu. Arkadaşlar Jabbar şu anda World of Warcraft oynuyor burada. Deliriyor. Zıplıyor, hopluyor falan. Cooking falan açıyor. Değil mi anneciğim? Çabuk ol. Açamadım. Ne yapıyor ya? Tamam ya, açmadım. Biraz öyle vermiş oluruz. Jabbar da WoW'cu çıktı. Hem de deli gibi. Neyse, onu bağlayamadım. Neyse, son bir deneme daha atayım. Alalo gibi. Jabbar deneme bir kere. Manyak kafasını sürtüyor ya klavye. Benim gibi oynuyor yani, annesinden öğrenmiş. Aferin oğlum. Aferin oğlum. Connection fail veriyor şu an. Çok sıkıntı. Gösteremedim Jabbar'ı size. Jabbar kaldık. Nerede kalmıştık?
Curse of Flash'daki yaratıklarda kalmıştık. Curse müydü, şey miydi diyorduk. Gift miydi? Sence neye daha? Yani lanet mi, hediye mi? Yani bence ikisi bakış açısına bağlı. Tamam, sen hangi bakış açısından bakıyorsun? Bence lanet. Sordunuz mu yani? Hayır, bir de oraya şey yapmışlar, hem bizi yaratmışlar. Hem bizi yaratmışlar, hem de oraya bir tane şey koymuşlar. Allahçılık oynuyorlar orada işte. Tuş koymuşlar falan. Yani bizi tamam, yaratanlar evet. Onlar değil ama işte. Yani tamam, onların yarattığını yarattıkları. Şimdi... Biz de keşke melekler yaratsaydı. Arkadaşlar, dediğim gibi Virkullar... Körz ya. Abi körz olur mu işte? Şu an senin benliğini evet, oluşturan aynen, Olga aslında yani. Ve şöyle söyleyeyim. Earthen'lar öyle kendi iradeleri var deniyor ama aslında öyle değil. Keeper'lar tarafından kontrol edilen varlıklar onlar. Yani onlar ne derse onu yapmak durumundalar. Ki Ulduar'da yaşanan durum bu aslında. O değil, koca... Tam da öyle değil ya. Helya örneği var mesela. Helya da Titan Construct bir şey. Ama Odin'e karşı geliyor. Şu anki hali ortada. Ama o şöyle da normalde mesela normal bir Raikul şeyi, makineden çıkma. Makineden çıkma. Yani evet ama bilemiyorum. Yani bir farkı vardır normal Earthen'lardan ya da şeylerden, Virkullardan. Şeyler falan mesela o, bu Thorim'le falan şey olduğunda, Loki'nin arası açıldığında bu Giant'lar birbiriyle kavga ediyor ya. Hı hı. Mesela orada şey olsa hani kendi benlikleri olmasa kavga etmezler. Hepsi aynı şeye hizmet ediyor büyük resimde. Ama Thorimciler, Hodirciler diye iki ayrılıp birbirlerine giriyorlar. Aynı biz anasını satayım. Emin değilim şu anda. Ya da mesela Mimiro'nun bedenini işte şey zarar o gördüğünde onun iradesini şey yapanlar yani full robot olsa inisiyatif almazlar. Mesela o Mimiro'nun iradesini ondan bir makineye aktarma tamamen bir inisiyatif örneği. Ya ama yani mesela şey bak ben olmasa... chatten Benke de şey diyor, Odin'den güç almakla düz taş metalden yapılma biraz farklı diyor, aynı değil diyor. Bana da öyle geliyor yani onların... O bahsettiğimiz isimsel yani ikonik karakterlerin işte Helya gibi karakterlerin yaratımı işte Forge of Wills'te basalım yapalım tarzında değil de onların elinden yapılma. Ama diğer Virkul dediğin ya da işte Earthen dediğin o işte Metal Giant'lar falan filan işte makineden seri üretimden çıkma şeyler. Yani. Hani onlar biraz farklı gibi geliyor bana ama şimdi şey de yani baktığın zaman teknik olarak ikisi de Titan yapımı eyvallah. Aynen. Neyse yani dediğim gibi çok değişmeyelim. Bu biraz daha şey konusu Nezim. Tartışma konusu. Sen savundun çıkar göster falan. Sen Abdülhamid'i savundun. Biz konumuza gelelim. Konumuz ne? Curse of Flash döneminde neler oluyor? Curse of Flash döneminde... Arkadaşlar... Mogular. Şimdi göstereyim orayı. Mogular da eski bir aslında Titan... oluşumu varlıklar bu bölgede. Zandalar forever. Bakayım bir resim çekmiş miyim Mogularla alakalı. Ha güzel çekmişim aslında. Şu anki konuyla biraz alakasız ama en güçlü Mogu'ya ait bir görsel var. Aslında yo zamanlama güzel. Mogulları sevenler var aramızda. Mogular Curse of Flash'tan etkileniyorlar ve onlar da humanoid olarak yaşamaya başlıyorlar ve her humanoidin olduğu gibi hükmetme ve güç arzusuyla yayılmaya başlıyorlar. İlk önlerindeki karşılığına çıkan ırk da Pandarenler. Şu anda da zaten ekranınızda Leishan'le Zuan sanırım o, değil mi? Kaplan olan Huan'dı. Huan mı, Zuan mı? Nasıl okunuyorsa. Zuan. Kapışmasını görüyorsunuz. Bu arada Leishan doğduğu ya da işte Curse of Flash'e maruz kaldığı ilk andan itibaren yıldırımları kontrol etmiyor. Ra'ya bir saldırı düzenliyor ve Ra'ya düzenlediği saldırı sonrasında onun yıldırım gücünü çalabiliyor.
Yani Mogu deyip geçmeyin. Gayet güçlü yaratıklar bunlar. Aşkım o Jabbar'la olan sevişmen bittiyse... Bitirim. Kendisi yapıyor, ben yapmıyorum. İno anneciğim aşağı. Tüyüyle de oynamaktan sen de şey yapmıyorsun. Oğlum ya. Çok tatlı ya. Gel anneciğim. Tamam kalk. Abi gösterelim mi? Kalk anneciğim. Kalk. Sıpa ya. Gel. Kalk. Kalk diyorum. Duyuyor musun? Çabuk. Sesi geliyor mu mikrofona? Çabuk kalk. Benim... Bir miyav geldi o kadar. Kalk çık çabuk dışarı, benimle kavga ediyor. Kalk kalk. Terbiyesiz. Aşkım düşecek hayvan. Tutuyorum. Düşmüyor, inmek istemiyor ki. Gel oğlum. Teşekkürler. Evet, Jabbar'da gittiğine göre Leishan'dan kaldığımız yerden devam edebiliriz. Leishan Pandarenleri böyle nasıl söyleyeyim? Aslında bastırıyor bir nevi. Daha sonra tabii Pandarenler kendi iradelerini ele geçirecekler, isyan edecekler. Neydi o? Bilmem ne, ya da taşının rengindeki ejder birliği. Adı aklıma gelmedi. Hiç bilmiyorum. Bana Jade bak. Serpent. Nerede yazıyordur? Bir yerde yazıyordu. Jade Serpent. Fatal olsaydı gösterdi Shadowpan'ın gücünü. Hı? Neyse ben öyle hatırlıyorum. Zümrüt, Jade Serpent birliği kurulacak ama dediğim gibi bu yıllarda olmuyor. Şu anda Leishan çok güçlü. Seize etmiş durumda Ra'nın gücünü. Ve Pandarenlere hükmetme durumunda Mogu İmparatorluğunu kuruyor. Lokasyon olarak da şöyle göstereyim size harita üzerinden. Şurada kuruluyor arkadaşlar. Thundering Mountain, Mogushan Vaults, Vale of Eternal Blossom. Mantid West biraz daha evet bastırılmış durumda ama onları tam kontrol ettiğini söyleyemeyiz. Genel olarak haritaya baktığımızda güney bölgede kalan yerde. Şimdi haritayı bu şekilde bıraktım. Zoomlamadım tam olarak çünkü Dark Trolls yazısına dikkat çekmek istiyorum. Mount Hyjal'in olduğu tarafta ve Vale of Eternity'nin etrafında. Vale of Eternity biliyorsunuz Yisharaz'ın çekilmesiyle, öldürülmesiyle ortaya çıkmış bir arcane kuyusu haline geliyor. Azeroth'un kanının fışkırması engelleniyor ve orada bir tamam vortex kalıyor ama bir göl gibi, bir kuyu gibi orada yerini alıyor. Ve etrafındaki yaşayan varlıkları da yavaş yavaş etkilemeye başlıyor. Bu ara etrafında yaşayan varlıklar da Dark Troll'lar, Kara Troll'lar. Neden Dark Troll'lar deniyor bunlara ve toprak altında kalıyor uzun yıllar boyunca güneşi görmüyorlar. Vesaire vesaire ve bölgeye yakınlıklarından dolayı da arken gücüne fazla maruz kalıyorlar ve uyandıklarında diyelim, yani mağaradan çıktıklarında ya da toprağın altından çıktıklarında artık troll görüntüsünde değiller. Ne görüntüsünde? Elf. Wow. Night elfler olarak çıkıyorlar ve Yüzüklerin Efendisi'ndeki gibi bir yıldızların çocukları göndermesi yapılıyor ve kendilerine aşkım yeter be bebeğim. Evet dinliyorum. Ses arsiyon da kameramı. Benim ekran sallanıyor ya aşkım. Ha. Böyle lambır lambır sallanıyor chat met. Emin misin? Evet. Usludur bir cap var bir sen yani. Gel gel oğlum. Aşkım. Gel. Gel sevdiğim aşkım. Al. Teknik olarak sen beni bölüyorsun. Hoş geldin. Valde Samos kafa. Velhasılı Kelham, dediğim gibi Yüzüklerin Efendisi göndermesiyle yıldızların çocukları doğmuş oluyor. Mağaradan çıkan Dark Troll'ler artık troll olarak anılmayacak. Bu gördüğünüz pembeleşmiş yerde adını siz söyleyin Night Elf'ler hükmetmeye başlayacak. Şimdi şöyle bir harita daha var. Onu indirmemişim. Onu da göstereyim size. Hah. Burada. Şimdi Night Elf'ler o kadar güçleniyor ki, yani o kadar güçleniyor derken bu kadar güçleniyor. Vale of Eternity'nin gücünü tam olarak anlıyorlar. Konsüm ediyorlar ve abuse etmeye başlıyorlar. Yani bundan faydalanmaya başlıyorlar. Çeşitli şöyle göstereyim, ekranlarınıza vereyim. Yerleşkeler kuruyorlar Azeroth'ta. Şu an ekranınıza gelmiştir. Pembeyle gösterilen yerler arkadaşlar Night Elf'lerin hükümdarlığının
olduğu yerler. Bu Night Elf şehirlerinden, yani daha doğrusu o zamanlar aslında hepsi Night Elf. Çünkü yıldızların çocukları olarak geçiyor. Daha sonra ayrılacak işte Highborn'du, Blood Elf'di, şuydu buydu. Hepsi Elf olarak adlandırılıyor o dönemde. Night Elf ama işte Elf. Velhasıl Suramar, Zin Aşari'nin adı Elundiris bu arada. Neden Elundiris deniyor? Şu anda bir varlık olarak düşünecekseniz, haritaya da bakarsanız anlıyorsunuz. Azeroth'u tam gözü, hani tek gözü olan bir varlık gibi duruyor ve daha da merkezinde olduğu gibi ya da işte boncuk şeyi gibi. Elun'un gözü, Elun'un incisi anlamına gelen Elundiris adını alıyor. Tenralor kuruluyor, Lathar, Lazar kuruluyor ki bunlar daha sonra işte elf oynayan arkadaşların bildiği şehirler haline gelecekler. Ve Eldra Talas kuruluyor, burası da Maul, ney Maul'du? Dire Maul, Dire Maul olacak ileride. Şu anda ilk defa Elun'u mu tanıdık? Şöyle, Elun'un entitesi de bilinmiyor ne oldu. Night Elf'lerin tanrıçası olarak geçiyor. Şu an ilk defa Night Elf'lerin çıkmasıyla birlikte anladık. Night Elf'ler çıktığında biraz daha şu haritada böyle küçük küçük mor yerler halindeydi. Uh-huh. Daha sonra bu haritadaki gibi genişliyorlar. Uh-huh. Bu arada YouTube'da arkadaşlar bir Dire Maul videomuz var. Dire Maul'un özet şeyini anlatanlar. Anlatan bir videomuz. Türkçeyi kaybettim iyice. Geçelim arkadaşlar konumuza. Şöyle bir timeline'a tekrar bir göz atayım. Neredeyiz? Evet. Zin Aşari haritada görüyordunuz. Hadi bak geldi. Zin Aşari adını tahmin edeceğiniz üzere Elundiris, yani Velufiternity'nin yanındaki şehir Aşara'dan alıyor. Ve elflerin en gelişmiş dönemi de, en böyle dünya yayıldıkları dönemde Queen Aşara döneminde oluyor. Ancak Queen Aşara mutlak bir monarşi sistemiyle yönetiyor ve hani öyle halkını çok da seven bir kraliçe... Niye? Gücü yield ediyorlar, sadece kullanıyorlar, konsüm etmiyorlar yani. Öyle damardan falan arken basmıyorlar yani. Ondan sonra bağımlı hale geliyorlar. Güce bağımlı hale geliyorlar ama. Şeye Arken değil, arkene değil yani. Ben öyle düşünüyordum, her zaman arkene bağımlı hale geliyorlar diye düşünüyordum. Yok canım. Arkane. Velhasıl arkadaşlar Highborn'lar kuruluyor. Bu Highborn derken aklınıza Nightborn'lar gelmesin, aslında gelebilir. Benzer bir kültürle çakışıyorlar ama buradaki Highborn kısmı Kraliçe Aşara'nın çevresindekiler ve ona hizmet etmeye nail olabilmiş yüce elfler. Bak ne diyorum? Yüce elfler. Hayır, Kraliçe Aşara'ya hizmet etmeye nail olabilmiş. Yani onun hizmetçisi olabilmeniz için de Highborn olmanız gerekiyor. Bu dönemde Eldra Talas kuruluyor. Eldra Talas da arkadaşlar şöyle söyleyeyim, günümüze kadar gelen Highborn köyü haline gelecek Dire Maul'da. Hatta son şeyi işte klasikle gidip öldüreceğiz. Adını sen söyle, prens bilmem neydi. Dire Maul'un içinde altta saklanıyordu. Gidip çok gereksiz bir şekilde öldürüyorduk. Aslında sarı bir yaratıktı, yani kırmızı da değildi, ataklanmıyordu. Ama biz dövüyorduk. İlk elitiz. Neyse, sonra biz iyiyiz diye dolaşırız ortalarda. Velhasıl. Bu arada tabi Draenor'da olaylar oluyor ama konumuz Azeroth, Draenor olaylarına hiç girmeyeceğim. Bu sırada arkadaşlar tabi Night Elf'ler hüküm sürüyor gezegende ama troller, mogular falan yok olmuş değil. Onlar da birbirleriyle kavga ediyor. Yok, birbirleriyle kavga etmekten ziyade Leishan diyor ki ben, nasıl söyleyeyim, bu Ra'dan gücü almıştı ya, evet, elektrik gücünü, evet. Ra'nın tesisini de kontrol edersem, ki orası da House of Origination, yani Forge'u kontrol edersem bütün gezegene hükmedebilirim. Hani sataram köyü, ha işte basaram tuşa, sıfırlaram ha deyip herkesi kontrol edebilirim düşüncesiyle tekrar bir Ulduma saldırı düzenliyor. Ancak oradaki Titan Keeper koruyucuları, yani Tolvir, şu şey vardı işte Mısır... Patla. Yok ya, Mısır patla, evet aşkım. Bandası versene. Yok hani Mısır mitolojisinde oluyor ya böyle köpek kafalı koruyucular falan. Anubis atlar falan. Güzeldi ama.
Anubasatlar falan tarafından durduruluyor ve arkadaşlar Leishan burada ölüyor. Çevresindekiler tarafından cesedi alınıyor ve mezarına konuluyor. Daha sonra Zandalar Troll arkadaşlar bunu uyandıracak ama aslında Lord'a çok da gerekli değil. Sadece Mist of Pandaria geldiğinde boss olsun bir tane diye. Bölgede yaşayan kim vardı eskilerden? O vardı falan diye. Ramkhan aynen aynen. Ramkhan'lar aynen o topluluk tarafından durduruluyor, öldürülüyor ve mezarına götürülüyor. Bu sırada arkadaşlar Zandalari trolleri Leishan tarafından söz verilmişti kendilerine. Leishan öldü ama Leishan'ın bir sözü vardı. Onlar da Mogullar tarafında savaşa katıldılar. Dünyaya hükmetme sözü vardı. Zandalar da kuduruyor. Leishan öldükten sonra sen bize söz vermiştin kardeş deyip pandaların üstüne saldırıyorlar. Çünkü yani bölgeden başlayacaklar, dünyaya yayılacaklar velhasıl. Ancak pandalar öyle kolay lokma olmadığını gösteriyor. Şöyle bir bakayım. Hep istilacı. Pandara, Leishan, Jiang. Jiang isimli arkadaşlar bir panda kız tarafından örgütlenen pandalar ayaklanıyor ve özgürlüklerine kavuşuyorlar ve Order of the Claw Serpent, pardon, Order of the Claw Serpent'miş adı, şimdi bulduk. Funko Panda tarafından Order of the Claw Serpent kurularak ilk düzenli Pandaren topluluğu kuruluyor ve bölgede huşu içinde yaşamaya başlıyorlar diyebiliriz. Huşu. Şimdi şöyle not aldım, sıralamaya tekrar bakayım. Sen değil miydi? O şey, Dragon'un adı da şeyin adı Order of the Claw Serpent. Ya Alani Malani falan yardım ediyor, onu şeyden diyorum zaten. Adını sen söyle. Hepsine girmiyorum konunun derinlerine. O pek çok mevzu dönüyor orada işte. Emperor Shawawawa falan giriyor işin içine. Oralar karışıyor gitgide. Onu da aslında şöyle yine YouTube'da var. Oğlum ne çok lore videosu yapmışız lan. Arkadaşlar bunları izleyin bakın. Bunlar hep şey. Bunlar hep YouTube. Kültür yok, külliyat. Gir konuya sabahlar olmasın. Kültürdür o. Yok ya, yanlış söyledim. Külliyat. Şey de var. Pandarenlerle ilgili bir bölümümüz de var. Kojima. Kojima ne? Kojima Koşulama. Birazdan yatarım ben. Sabah mesai var. Ya. İşçi ve emekçinin. Hayır. Yarın eyleme gidelim işçi ve emekçinin. Ne? Ne? Hideo Kojima oyun tasarımcısı. Evet. Lan oğlum ya. Nasıl oğlum? Bilmek zorunda mıyım? Bilmek zorundasın. Çok büyük. Death Strand gibi çok büyük bir oyunda kraldır. Evet. Oynamadım ya o kargocuyu. 6 level oldum, bomba gibi geliyorum abi. Hadi bakalım. Tehlikeli adamdır kocaman. İlk gizlilik oyununu yapan, öyle deme vururlar. Niye kargocu değil mi? Metal Gear Solid'de mi oynamadınız? Onu oynadım da çok beğendiğimi söyleyemem. Ben o tarz oyunlardan keyif alan bir adam değilim bu arada. Çok Japon mu reis? Çok eski. Asyalıymış evet. Bu ara Kadimler Savaşı'na gireceğiz. Orada da konu çok karışık ve derin. Biraz soluklanıyoruz. Kahve bak. Utku'yu vurun. Niye ya? Kahve varsa alırım bebeğim ya. Japonsun sen, akıllı adamsın. Evet. Merhaba, ben Mehmet Zeytinburnu çocuğuyum. Oğuzhan, buraya kadar bir şeyler atladık mı? Oyun paralı mı? Evet. Vallahi hayatta her şey paralı. Bir şey yok abi. Şöyle bir tekrar gözden geçireyim Eda kahve koyarken. Azeroth'un oluşumu değindik. Element Lord'ların hükmü, Ragnaros'tan falan bahsettik. Old God'ların gelişinden bahsettik. Titan'ların müdahalesinden bahsettik. O iş arası söküp almaları. Galakrond'dan bahsettik. Akir Troll Savaşı'ndan bahsettik. Curse of Flesh'ten bahsettik. Mogu'ların ve insanların oluşumundan bahsettik. Leishan'ın yükselişi. Dark Troll'lerin elflere evrilimi. Elflerin gelişimi. Elundris, Eldra Talas. Leishan'ın ölümü, Zandalar Troll Pandaren savaşları.
Highborn'un yükselişi aşağıra, Burning Legion tehdidi, Kadimler Savaşı şimdi buralardayız. Oyundan atmış beni. Neyse zaten oyunda oynamıyorum. Altta duruyordu öyle. Titan Keeper savaşları es geçildi biraz. Neresi? Gel gel Legion'a gel. Bak şimdi az önce es geçildi diyor. Lol lore mu bu abi? Evet. Sargeras Reis'e gel. Abi o değil de büyük usta. Kim? Hangisi o? Kojima mı? Abi troller elflere evrildiyse günümüzdeki troller neden elf olmuyor? Lore paralı mı? Güzel espri ama ya. Kurtarıcımız Lord Illidan Stormrage. Nerede bu sırada? Illidan şu anda Ashara'ya hizmet eden bir büyücü. Abi lol mü konuşuyorsunuz? Lol niye konuşalım? Saygılar abi, hoş geldin. Güzel ama. Abi Neandertaller niye şimdi insan olmuyor falan? Maymundan geldiysek şimdiki maymunlar niye insan olmuyor? Abi varsa bir refer kod ver de yapayım, yarın bir 6 ay çekeceğim. Öyle bir şeyim yok o kadar. Keşke hükmüm olsa Blizzard'da. Blizzard'daki hükmüm arada sırada bir alfa beta gönderiyorlar. O kadar. Çekiliş yapıyoruz. Gamify ve neydi? Publish Me'nin öncülüğünde. Arkadaşın çağır muhabbeti diyorum. Merhaba. Ha eyvallah. Şey mi istiyorsun? Recruit a friend mi? Tamam, mail adresini at. Bana alttan, Wisp'den yapalım. Görkem geldi. Hoş geldin. Görkem. Bir oy bir oydur. Arnav tek kişilik ordu. Adamın kendi yeterli. Yayından sonra yapabilirim. Rafkast diyor. Ha, ben de şey sandım. Refer code. Hani şey var ya işte. Cambly'a hoş geldiniz. İşte YouTube kanalımızın adını girerek Cambly'den %5'lik indirim alabiliyorsun. Zaten osurunca da alabiliyorsun bu %5 indirimi ama falan filan. Biliyorsun değil mi o reklamları? Evet. Reklam kokan hareketler. Ya ama işte yok bende. Ben hep reklamları boşa yapıyorum. Parası boşa gidiyor hep. Mesela şirketimin şeyi yapıyorum. Makyaj lore yayını yok mu? İlk ne zaman çıkmış, kim yapmış? Eda yapalım bak, bu tarz içerikler yapalım abi ya. Makyaj lore. Bu ara Görkem, gelmek istersen şayet bu kanala yetkisi olan abilerimizdensin. Zorlamaca yok. Zaten şöyle bir bakayım ha. Şey, conversation yazmıyor. Tabi dilersen Oğuzhan'la da şey yapıyoruz. Ya dediğim gibi keyfine göre şey yok. Nasıl istersen. Kahve hazır mı aşkım? Daha oluyor. Tamam o zaman ben molayı bitiriyorum ve daha yapılıyor. Kaldığımız yerden devam ediyorum. Evet. Hadi bakalım. Sylvanas did nothing wrong. Bakalım bir şeyler uyduracağız o konuda da ya. Nasıl bir metin yazacağız? Konu istenmiş. Lorbis'in güncel darlama yapmak serbest mi? Evet. Chat'ten direkt yapabilirsin Arnat'a yapacaksan. Geliyorum ben bir dakika. Tamam. Covenant Quest'lerinin full çevirisi var mı bir yerlerde? Yok artık canım. Ben okuyorum, anlamaya çalışıyorum da pek hakim Yok, değilim. Tekrar şey... SGK'lı olmasaydım aklımda öyle bir plan vardı aslında. Hepsini tek tek yayında Türkçe Türkçe diye gidelim diye ama... işte yetişmem gereken bir raid topluluğu vardı. Biraz hızlı okuma metodu ve... Off stream'le yaptım. Zandalar Azeroth'un merkezindeyken adaya dönüşmüş. Şanslı troller. Şu an o konuya geliyoruz yavaş yavaş. Sundering'e geleceğiz. Şu an elflerin yükselişi kısmındayız. Elfler ve Queen Ashara yükselecek. Arcane gücünü yanlış yönde abuse edecekler. Vesaire vesaire. Bu vesaireleri ben artık açayım mevzuyu. Aç.
Highborn did nothing wrong. Highborn did nothing wrong. Şimdi Ashara'nın yanındaki abinin adı neydi? Uçtu top yaptım geldim. Geliyorum. Geliyor geliyor. Gel. Hoş geldin. Hoş geldin. Ashara'nın yanındaki abi. Zavius. Zavius tabii. Bir saniye abi. Ekosu çok açık kalmış da şeyin. Ses sisteminin. Hadi bakalım. Aynen aynen Zavius. Şöyle zaten isim aslında konuya girdik mi çok derin yerlere gidecek. Konu çok uzamasın diye biliyorsunuz fazla detaylara girmiyoruz. Ama Zavius ve Ashara arkadaşlar kuyunun gücünü fazla kullanıyorlar. Ve fazla kullanmalarından dolayı da Twisting Nether'a bu arcane güçlerinin esintileri, böyle tanecikleri diyeyim ya da işte ekmek kırıntıları sızmaya başlıyor ve bir anda Sargeras'ın dikkatini çekiyor bu gezegen. Normalde Sargeras biraz daha o sıralar şeyle uğraşıyor. Adını siz söyleyin işte Kijedin, Velen'le falan uğraşırken bir anda gözü bizim üzerimize dönüyor. Biz derken böyle Azeroth şeyinden bahsediyorum. Ve dikkatini buraya veriyor. Vay diyor bu gezegendekiler gelişmiş. Arcane'i yield etmeye başlamışlar. Ben bunlardan faydalanayım diyor ve Zavius'a görünüyor. Zavius da tutuyor konuyu. Hazır zaten patlamaya hazır bir bomba halinde bekleyen Queen Ashara'ya açıyor mevzuyu. Queen Ashara zaten güç açı. Hemen konuyu ele alıyor ve Sargeras'ın sesinden de etkileniyor. Kendisine aşık da oluyor. Yani aslında Sargeras'ın onun yani aşık oluyor ama bu çok değişik bir şey. Yani ona hükmetmek istiyor. Ama aynı zamanda hizmet etmek de istiyor. Sadece kendisine bağlı olsun istiyor ve Azeroth'a Sargeras'ı summonlamak için girişimlere başlıyor. Bir portal açmaya çalışacaklar Veil of Eternity üzerinden ve Sargeras'ı Azeroth'a getirilebilir hale getirecekler. Veil of Eternity'deki arcane gücü sayesinde ancak yani şöyle söyleyeyim neden böyle bir işe girişiyorlar. Sargeras dediğin şey 10 gezegen 20 gezegen boyutunda bir varlık. Yani buraya ayağını bastı aslında gezegeni böyle yörüngeden kaydırıp şakülüne kaydıracak bir olgu. Onun buraya işte nasıl söyleyeyim scale'lenip gücünü koruyacak şekilde summonlanması gerekiyor. O yüzden de arcane gücü kullanılarak bir portal açılıyor. Bu portal vasıtasıyla gelmesi sağlanacak. Ancak dediğim gibi böyle kolay bir böyle işte hop işte elem teref işkem gözleri şiş deyip böyle bir Harry Potter büyüsüyle zart diye gelmiyor. Belli bir süreci var. Belli bir casting süresi var. Bu sürede tabi Azeroth halkları bundan etkilenmeye başlıyor. Ve Sargeras da hükümranlığını garanti altına almak için kendinden önce de Legion'ını yani ordularını Azeroth'a göndermeye başlıyor. Açılan portaldan Legion orduları oluk oluk Zin Ashari başta olmak üzere Azeroth'a girmeye başlıyor. Derken herkes Ashara'yla aynı fikirde değil tabii ki. Ashara'ya karşı bu arada söyleyeyim? O Highborn olayını da söyle. Cast sistem var ya. Söyledim. Söyledim söyledim. Hatta şeyi söyledim. İşte Queen Ashara'ya hizmet etmeye kadar ne? Hizmet etme şansına sahip Highborn'lar. Hani hizmetçisi ama Highborn olman lazım falan gibi. Şeyden bahsettim. Ordular ilk hedefiniz Azeroth'tur. Evet aynen öyle. Sargeras gönderiyor ordularını Azeroth'un üstüne. Ancak arkadaşlar dediğim gibi herkes aynı fikirde değil. Başta şimdi biz şu sıralar özellikle Legion'da Malfurion'u trende My Love şeklinde ağlarken duymuştuk. Ama BFA'da aslında biraz da gücünü kanıtladı. Özellikle işler ork dövmeye gelince troll dövmeye gelince gücünü gösterebilen abimiz tarih sahnesinde burada adını altın harflerle yazdırıyor. Malfurion ve Illidan başta olmak üzere yine trende Sisters of Elune örgütüyle daha sonrasında kurulacak aslında bu olaylar sonrasında olacak bunlar ama ilk isyan bayrağını çeken birliklerin öncüleri haline geliyorlar. Tabii öte taraftan Dragon Aspect'ler de bu gücü hissediyorlar ve bu
Ashara'yı durdurma planına ya da işte ne diyeyim isyan şeyinde yerini alacaklar. İşte burada Queen Ashara'nın birlikleri Legion ordusu versus Trend'e Malfurion Illidan üçlüsü ve Aspektler diyebileceğimiz tarafta bir büyük bir savaş ortaya çıkıyor. Büyük bir savaş patlak veriyor. Bu savaşın da adı Kadimler Savaşı olarak geçiyor. Şimdi Kadimler Savaşı aslında öncesi ve sonrasıyla çok büyük bir konu. Azeroth'u istila eden her ırk elfler olarak dönmeye başladı. Legion ufak ufak geliyor mu? Legion ufak ufak geliyor. Legion artık geldi. Şöyle söyleyeyim. Legion ufak ufak ya da büyük büyük gelmesine gerek yok. Sargeras artık bu gezegenden haberdar oldu. Oradaki asıl hani ne derler? Dönüm noktası buydu. Sargeras'ın Azeroth'taki yaşayan varlıklardan ve Azeroth'un kendi bünyesinde barındırdığı güçten haberdar olmasıydı. Yani gözünü artık Azeroth'a çevirmiş durumda. Kadimler Savaşı ile ilgili evet çokça bilgi var. YouTube'da bulabileceğiniz hatta çok da güzel adını sen söyle şeyler. Nasıl söyleyeyim? Machinima videoları var. Şimdi dediğim gibi arkadaşlar Kadimler Savaşı'nın öncesi bu şekilde. Kadimler Savaşı'nı nasıl özetleyebilirim diye düşünüyorum. O zor. Biraz hızlı hızlı geçebilirsin yani. Öyle önemli bir şey ama. Yani şöyle diyelim, eğer istenirse yine bir gün Kadimler Savaşı'na özel bir yayın da yapabiliriz ama özetleyecek olursak. Şimdi Queen Ashara'ya karşı gelen elfleri, tamam Malfurion, Trend'e ve Illidan karşı çıkıyor ama aslında bunlar böyle halk içinde çok böyle söz sahibi tipler değiller. Nasıl söyleyeyim, biraz daha böyle hani... Halk kahramanları gibi ama Lord Kurtalos Ravencrest diye bir karakter var. Soylu. Ve bu yine isyan şeyinin başını çekiyor. Yani bu bayrağın altında isyan etmeye başlıyorlar. Tabii çeşitli olaylar oluyor. Elo'nun gücünü kullanmaya başlıyor Trend'e. Malfurion Druidism güçlerini kullanıyor. Ve burada da yalnız davranmıyor. Bu ara Kadimler Savaşı denmesinin olayı sadece işte bu... Kadim ırkların ya da işte kadim zamanlarda geçmiş olmasından değil biraz daha bu Wild God'ların yani vahşi tanrıların savaşa girmesiyle yani şöyle söyleyeyim Legion geliyor dediğimizde aklınıza işte gelen böyle küçük demoncıklar gelmesin aklınıza ya da işte impler falan gelmesin koca koca Pit Lord'lar giriyor işte yeri gelecek Archimonde falan dahil olacak işin içine ama yani Menoroth falan geliyor öyle söyleyeyim. İşte koca böyle Felguard'lar falan geliyor. Onların durdurulması için kusura bakmayın birazcık elflerden büyük güçlere ihtiyaç var. Bu büyük güç boşluğunu da Wild God'lar kapatacak. Wild God'larda nasıl söyleyeyim? Hani bilinen en önde geleni Senarius tabii ki. Ancak şöyle bir sıralama bulabilir miyim diye bakıyorum bir yandan. Hakkar, Hakkar Loa ama gene aynı kafada onlar da Wild God olarak geçiyor tabii ki. Hatta ben size şöyle az önce de söyledim. Bu bilinen hani elflerle iletişimde halinde olan Wild God diye geçen kadim tanrılardan biraz daha eskidir Loa'lar. Çünkü bakın şöyle söyleyeyim aslında hatırlar mısınız bilmiyorum bir 20 dakika 25 dakika önce. Dedim ki Elun... Elon çeşitli bölgelerden Ungoro, işte Shlozar Basin, Mantujel gibi, ha? Yonar. Elon dedin ya. Ha Elon özür dilerim. Elon mu dedim? Şey Freya. Freya bu bölgelerden hayat ışığını salmıştı Azeroth'a. Ve bu hayat ışığında belli başlı vahşi canlılar işte mesela Niazo, Taurenlerden işte biraz daha öküzümsülerden evriliyor. İşte Huen biraz daha kaplanlardan geliyor. İşte Urzok ayılardan geliyor falan. Böyle biraz daha benlik kazanan ve güç kazanan varlıklar Wild God'lar olarak geçiyor. Pek çok fazla Wild God var. Bu anlamda ama en bilineni ve bu Kadimler Savaşı'nda adından sıkça söz ettireni tabii ki şey Senarius. Ve şöyle söyleyeyim
Druidizmin temelleri atılmaya başlıyor. Aslında Druidizm var yine. Biraz daha böyle barışçıl yöntemler kullanıyorlar. İşte Dream'in bekçileri olarak takılmaya çalışıyorlar. İşte doğayla işte canlılar arasındaki dengeyi kurmaya çalışıyorlar. Ancak burada güçlerini de ortaya koyuyorlar. Yanlış hatırlamıyorsam Ashman. Ashman denilen bir kaplansı, aslansı. Şuradan yazayım bir. Ashman. Ashman miydi? Aynen. Şey, feral druidlerin artifact weapon'ını da veremem. Hmm. Ben o detayı bilmiyordum çünkü Legion'da Druid oynamadım. Sen Krov aşamayın hatta. Şey, iki dagger alıyorsun. Ardu build campaign'inde en son Mav'dan kurtarıyorsun, getiriyorsun, Queen'e teslim ediyorsun. Wow. Hmm. Nice. Ashman'i burada kaybediyoruz diye biliyorum ama doğru olmayabilir. Bakıyorum hemen. Şeyi de Urso'yu da orada kaybediyoruz galiba. Ama şeyi daha sonra kaybediyoruz. Daha sonra bunlar şeyden geri gelecekler Dream'den de. Ölüp geri geliyorlar, evet. Urzok'u hatta daha sonra şeyde görüyoruz. Dream'in yozlaşmış halinde görüyoruz ama Ashman'ı o sırada canlanmış olarak göreceğiz BFA'da. Ama dediğim gibi konu Dark Portal öncesi, nasıl söyleyeyim, Dark Portal sonrasındaki mevzuları pek kurcalamayalım. Çünkü karışacak. Velhasıl Malfurion bu rolü üstleniyor. Tren de Elun Sisters kısmını üstleniyor. Illidan da zor kısmı üstleniyor. Nedir o zor kısım? Fedakarlık yaparak arcane gücünü yield edecek ve yani kendi savaş ne derler omuz omuza işte Brotherhood'larına zarar verecek. Hatta işte etrafındaki büyücülerin canını alacak. Ama Legion ordularının generalini durduracak kadar da güçlenecek. Of, çok karizmatik ya. Lord evet. Illidan knows the way. This is the way ya da. This is the way. Haydi bakalım. Velhasıl arkadaşlar bu savaş böyle sürecek işte kapışmalar olacak. Urzok dahil olacak. Ursol gelecek. Malorn gelecek. Böyle aslında çok renkli bir şey olacak. Keşke böyle filmi videosu olsa da izlesek. Senaryos gelecek. Dragonflight'lar dahil olacak. Dragonflight'ların arasındaki keşmekeşi sonra anlatacağım. Gireceğim, atlamayacağım o mevzuyu. Ama Zavius'un durdurulması söz konusu olacak Malfurion tarafından. Daha önce aslında Malfurion tarafından bir kere defeat edilmiş bu Zavius. Tarih sahnesinde tekrar tekrar yumurtlanacak. Önümüze çıkacak. Hemen Kadimler Savaşı sonrası War of Satyr'de göreceğiz. Daha sonra Emerald Nightmare'de göreceğiz. Yani Malfurion tam mı dövemiyor ya da işte öldürecek kadar mı şey yok bilmiyorum ama ya da Zavius çok mu güçlü, biraz küçümsüyor muyuz? Bence Zavius bu gayet güçlü bir karakter diyelim ve konuyu bağlayayım. Zavius öldürülüyor. Yani şöyle, Zavius'un öldürülmesinin kilit nokta olmasının sebebi şu. Tamam, belli Legion generalleri Sargeras tarafından dünyaya gönderiliyor ama asıl savaş Queen Ashara'nın kontrolü altında. Queen Ashara da şöyle söyleyeyim. Evet, çok güçlü bir kraliçe. Çok iyi, nasıl söyleyeyim? Yani kudretli bir lider. Ancak şey değil, nasıl söyleyeyim, taktisyen değil. Burada bu görevi şey üstleniyor, Zavius üstleniyor. Zavius'un öldürülmesi bundan dolayı kilit bir rol oynuyor. Ben size önünüze bir başka görsel daha açayım. Şöyle Queen Ashara'yı getireyim. Queen Ashara dursun birazcık. Çok karizmatik. Zavius'un öldürülmesi bunun için önemli arkadaşlar. Savaşın dönüm noktalarından biri oluyor. Ancak tabii ki... Yani Queen Ashara'nın öldürülmesi yetmiyor. Portalın kapatılması ve yani akın akın gelen Legion ordusunun durdurulması lazım. Burada da aspektler rol oynayacak. Eda ile lore öğreniyorum. Evet. Evet. Merhaba. Yatışına kurban değil mi? Ya aslında şöyle. Yani nasıl söyleyeyim? Ya çok büyük bir imparatorluk kuruluyor elfler şeyinde ve yani Zinaşari'de baktığın zaman komple Highborn'lardan yaşayan bir şehirde çok kötü bir kraliçe olarak görülmeyebilir ama geri kalan kendi ve çevresindekilerin haricindeki geri kalan hiçbir canlıyı önemsemiyor. Zaten o aslında oturuşundaki kibri de net bir şekilde görebiliyorsunuz.
Ama buradan iyi dersler aldığını düşünüyorum. İyi dersler çıkardığını düşünüyorum. Velhasıl çünkü hem Nazjatar'daki raid'de hem de Nuzot raid'inde söylediği sözlerde, aldığı aksiyonlarda kendisinin bu dönemlerde yaşadığı şeylerin ona iyi bir ders olduğu görülüyor. Altın gözlü elf muhabbeti. Evet. Evet. Güzel nokta. Illidan da öyle. Ama bunun net kanıtlanmış bir şey yok. Sadece bir mitos olarak geçiyor elfler arasında. Eğer altın gözlü doğuyorsanız ya da altın gözlülere sahipseniz işte çok büyük bir kaderi temsil ediyorsunuz şeklinde bir efsane var. Daha sonra da zaten Illidan'ın gözleri öyle yumuş yumuş güzel güzel durmuyor. Car diye fel ateşiyle yanacak. Hatta bu savaşın sonucunda olacak o da. Daha sonra da Illidan'ın gözlerini görmeyeceğiz öyle. Kör kör yazık ya, çok karizma. Bird Box gibi takılacak. Evet. Kahveleri yeneyim mi? Kahveni ileyim mi? Hadi getir aşkım. Hadi getir. Ampere Patch gelmeden bütün Male Night Elf'ler sarı gözlüydü. Ya o gameplay'e çok takılmayın. Ya da takılın, bir şey fark etmez. Yani takılmayın diyorum çünkü şöyle. Şimdi hikayeye göre evet. En basit şey nedir? Night Elf'ler birazdan bu az önceki bahsettiğimiz savaş sonucunda büyü kullanan elfleri sürecekler. Ama mage oluyorlar. Nasıl? Yani hadi aşkım. Yo, seni dinliyorum aşkım. Bugün bana çok öptürüyorsun kendini. Hadi bakayım. Hurafe olan alın sizi diye. Ya onun hikayesi de var da o bağlandıktan sonra Taurenlere de Paladinliği bağlarken öyle basit bir hikaye uyduruvermişlerdi yani. Abi Odin'de tek gözünü bilgelik için feda etmiş, İskandinav mitolojisinde Illidan'da ona gönderme galiba. Sen tek gözünü feda edersin. Bu ara Odin'in tek gözünü feda etme mitolojisi Warcraft'ta da var. İlidan'ınki tamam ben yaptım oltaçılıktan ya, başka bir şey değil. Moezala'ya feda ediyor WoW'daki Odin'le. Aynı şey var yani. Shadowlands'ı göreceğim diye bok var al. Sırf grind. Görüp Valkyr yaratıyor işte. Aynen ama diyorum ya işte gör bok var diyorum yani. Bir dungeon yapıyorsun item düşmüyor. Legendary yapacaksın solo eş kurbanı oldu. Kasa kasa bir şey olmuyor. Torghast yapıyorsun inyon bir tane ödülü yok. Lan bir Torghast yapıyorsun 8 saat sürüyor. 17. katta dayak yiyorsun, ölüyorsun, geliyorsun, geri geliyorsun. Odin madem bakıyormuş. Baştan mı başlanıyormuş? Evet. Abi çok güzel olmuş. İlk Valkyrie Helya mıydı? Bakayım. Sanırım. Evet, aynen. Ya bu ara Valkyrie ve Virkul olayını karıştırmayın ha. Yani Valkyrie böyle farklı bir olgu. Hatta şeyde de var, yani gerçekte de var Valkyrie ve şey... mitosu. Dişilere, yalnızca dişilere verilen bir ünvan o. Lilith'in ya savaş kızları. Meleği gibi düşünebilirsin. Battle Maiden. Lilith'in kızları. Lilith'in kızları evet. Değil, onlar Succubus'lar. Onlar değil evet. Onlar Succubus'lar. Onlar da biraz şey böyle. Ama bu mitolojideki Seducer. Böyle şey var ya, Warlock'ların petleri var böyle kıçına kırbaç böyle çık falan yapıyor. Onlar aynı. Çok güzel petler onlar. Oh kahve iyi geldi be. Afiyet olsun. Teşekkür ederim bebiş. Rica ederim. Sukumuslar aynen ya. Gelelim. Kadimler Savaşı'ndaydık. Kadimler Savaşı'nda... Kadimler Savaşı başlı başında diyorum ya, yayın konusu olur. Ama biz hızlı atlaya atlaya gidiyoruz. Orada yine Illidan'a haksızlık yapıyorlar. Kime? Ay Illidan'a diyorum. Illidan'a aslında haksızlık yapılıyor. Oralara hatta oralara doğru gelmek üzereyiz. Şöyle. Bence bir haksızlık yapılmıyor Illidan'a. Ha? İyi bile oluyor Illidan'a. Ya bu kimseyle konuşmazsa kimse senin derdini bilmez. Illidan'ınki tam ergen atar ya. Kafasında bir şey kuruyor. Kimseye söylemiyor. Sonra kendi aksiyon alıp sıçıyor yani. Mesela Jared Shadowsong örneği var. Bu işte Kurtalas Murtalas dayak yiyor hani Illidan orada kendi adamlarını feda ediyor ya. Jared daha iyi bir
şey buluyor. Milletin siklemediği Taurenler'dir vesaire, onlardan yardım istiyor. Ve işe de yarıyor yani. Hani inadığın gibi illa kendi adamını öldürmenin bir anlamı yokmuş. Başkalarından da yardım isteyebilir misin mesela hani? İlidun orada ilk aklına geleni yapıyor ve kimseye sormuyor. Şöyle, Oğuzhan'ın bahsettiği mevzuyu Legion'da o dungeon önündeki görevler aslında bir nevi yani flashback şeklinde düşünebilirsiniz. Aynı mentaliteyle çalışıyor. İşte dediği gibi Azeroth'taki farklı ırkları örgütleyerek Kurtalos'a yardım ediyor. Legion'da da aynı şekildeydi. Orada da yine... Orada şöyle bir anahtar nokta var yalnız. Jarod o iyi gayet dediğini yapıyor hakikaten de. İşe yaramıyor Jarod'un metotları. Yetmiyor güçleri. Hatta Wild God'lar yardım etmesine rağmen yetmiyor. Illidan ne yapıyorsa o işe yarıyor ve Illidan kurtarıyor Azeroth'u resmen tek başına. Öyle de ufak bir detay var. Kitabı okuyalım lütfen. Bir şey diyemeyeceğim. Orada şöyle aslında, Oğuzhan'ın dediği işe yarıyor ama Görkem'in dediğine geliyor mevzu. Yani savaşta evet ilerleme kaydediyor, Kurtalos'a yardımı dokunuyor ama Pit Lord'ları durduramıyorlar. Yani o Legion Lord'larını durduramıyorlar. Ve Illidan'ın o yapmak zorunda kaldığı müdahaleyi yapıyor. Ve Illidan ne kadar arcane büyücüsü varsa etrafta öldürerek onların güçlerini topluyor. Shadowlands yeni başladı. Bütün Torghast'larım 6. katta bitiyor. 17-18 katlara Twisting Corridors'ta geleceksin. Daha var. Bekle. Çok şey yapma. Acele etme. Güzel girecek. Güzel gelecek. Merak etme. Gelelim Dragon Soul olayına. Dragon Soul olayında da nasıl söyleyeyim? Ya işler çok karışıyor. Dediğim gibi ejderhalar da olaydan haberdar oluyorlar. Geliyorlar ama yani çok böyle savaşta etkileri olmuyor. Yani güçleri tam anlamıyla yetmiyor ve Deathwing bir düşünceyle, bir fikirle ortaya çıkıyor. Bu ara Deathwing, farkındaysanız Deathwing dedim, Earth Warder demedim. Çünkü artık yavaş yavaş Deathwing olma yolunda şeyler yaşadı. Earth Warder, yani Neltarion'u biraz hatırlayalım. Az önce bahsetmiştik. Aspektlik verilirken kendisine taşın toprağın aspektliği verildi. Haliyle bu taşın toprağın altında kim var? Old God'lar var. Old God'ların bütün yozlaşmasına maruz kalıyor adam. Tek başına. Sadece Nuzoth değil, yani bütün Old God'lar fıs fıs yapıyor onu alttan alttan. Yani whisper atıyorlar evet sürekli olarak ama tabii evet, en etkileri doğru Nuzoth. Ve bu Dragon Soul mevzusu o kadar da masum değil. İlk başta masum gibi görünüyor. Bundan dolayı da zaten diğer Dragon aspektler bu Dragon Soul olayını kabul ediyor. Dragon Soul ne? Bir kutsal kase var. Herkes içine tükürecek kendi gücünden. Belli bir pay vererek güçlü bir varlık, savaş, silah yaratacaklar. Ve şeyi durduracaklar. İşe de yarıyor. Nasıl söyleyeyim? Yani portalın kapatılmasında çok önemli bir rol oynuyor. Ancak doğru kişinin elinde olması gerekiyor. Neltarion çıkıyor, bu benim ulan diyor. Hatta dungeon'da o bu benim. Tower of Twilight dungeon'larını yapanlarınız varsa çok güzel bir cutscene'le veriyor oradaki şeyi. Bir de Lord Consign'i biraz tribe, diğerlerine de güzel güzel görevler veriyor. Bana niye evet. De işte o aslında niye bana taşın toprağın görevi verildiyse tribi işte Nuzoth'un fıslamalarıyla başlıyor. Oğlum sen kocaman adamsın falan gibi. Sana bok vermişler. Hakikaten en güçlü ejderha o bu arada. O yüzden yani gurur yaptırıyorlar işte şey whisperlarla. En güçlü sensin, sana niye işte sadece bu kadar önemsiz bir görev verildi bak işte. Şey Alex Raza'ya en önemli güç verildi işte yaşamı ona koruması için falan. Şey oldu ya, gelin evde damadı anasına. Aynen. Kaynana dolduruşuna geliyor. Evet. Arkadaşlar Jabbar'ın birkaç çift lafı varmış ama şu an olumlu. Jabbar tam bir panda ya. Kesinlikle panda. Baby Yoda bu ya. Baby Yoda çok tatlı değil mi ya? Allah nasıl duruyorsunuz mıncık namanı? Ateşten yaratın. Evet onun gibi aynı. Baby Yoda.
Fatara futara bu şey arkadaşlar nasıl söyleyeyim? Çok fazla detay var. Hangi birini atlasam hangi birini eksik anlatırım diye biraz çekiniyorum ama velhasıl arkadaşlar Dragon Soul'un gücü kullanılarak Veil of Eternity kapatılıyor. İçinden gelenler de yani Legion orduları da içine doğru çekiliyor. Illidan çok büyük bir rol oynuyor burada bahsettik. Yani Legion generallerini durduruyor. Dragon aspektler çok büyük bir rol oynuyor burada. Ama sonrası o kadar da hoş gitmiyor tabii ki. Deathwing çıkıyor ortaya. Bu Dragon Soul benim kardeş diyor. Çalıyor, kaçıyor, gidiyor. Tabi o sırada Dragon aspektler arasında ayrı bir savaş dönüyor. Yani şöyle söyleyeyim. En büyük yarayı da mavi ejderhalar alıyor. Evet. Çünkü şöyle yani Veil of Eternity'nin durdurmasında en önemli görevde onlar oldukları için çoğulcuları da oradalar. Yani Nuzot'un Nuzot nereden çıktı ya? Aslında Nuzot. Çok yanlış bir yere gitmedi lafım. Deathwing'in bu kıyımından en ağır paydayı bunlar alıyor. Hatta Maligos kafayı yiyor. Sindragos'a videom var. YouTube'da bak ne güzel bak neler neler anlatmışız YouTube'da. Evet Maligos kafayı yiyor. Sindragos'a işte uçuyor gidiyor. Maligos'un konsortu bu arada Sindragos'a o yüzden önemli. Çok güçlü bir mavi ejderha. Hatta o Dragonflight serimizi izleyebilir aynen. Herkes. İki açıdan hatta üç açıdan anlattık o hikayeyi. Aynen onu da zaten söyledim sen gelmeden. Bütün aspektleri ayrı ayrı yani bütün Dragon aynen. Renklerini... Ayrı ayrı ele aldığımız bir seri var arkadaşlar. Detaylı. Bu ara şunun da bilgisini geçeyim hazır Görkem de buradayken arkadaşlar. Murata'nın hani bir sağlık durumu söz konusu. Pazar günü konseye ara vereceğiz. Bilgisayarı da tamire gidecek asıl sebep o. Biraz da korkmuş ve moral olarak durumda. İyi yani olarak iyi ama nasıl söyleyeyim. Hani zorunda değiliz biraz rahatlayacağız biraz relaxing yapacağız. Hayır Covid ile alakalı değil. Kulak kristalleri vardı ya hatırlıyor musun? Bana dolmuştu. Ama işte baygınlık yaratılınca bu dönemde hastaneye gitmek gelmek epey trip yani şöyle söyleyeyim ayağım incinse hastaneye gitmem. Aa vertigo tutmuş. Vertigo aynen. Aa, onun yerine oturtacaklar kristal. Ya işte annesi de sağlıkçı olduğu için aslında hani tam vertigo mu değil mi diye de mevzusu var. O yüzden o da biraz vertigo, endişeleniyor. Biz de zaten bilgisayarını tamire vereceğini biliyorduk. Çok da yapmadık. Bir süre konsey ara verilebilir ama konsey dönüşünü şöyle bomba gibi seriler yaparak. Çünkü artık Shadowlands'te her gelen yeni bir konuya bir ışık tutup düşüncelerimizi yansıtıp teori crafting yapmak istiyoruz. Ama aslında da lore anlatmayı da bırakmak istemiyoruz. Onun için de yeni hazırlıklar yapacağız. Yani böyle nasıl söyleyeyim boş geçirmeyeceğiz bu dönemi. Plan yaparak, program yaparak geçireceğiz. Bilginiz olsun. Mesela işte Görkem şu anda nasıl söyleyeyim desteğini tam gaz veriyor bize. Şeyle alakalı olarak nasıl söyleyeyim lore'la alakalı olarak. Velhasıl mavi ejderhalar periş oldu. Perişan oldular, sersefil oldular. Ben de peri oldu zaten. Bu sırada çok küçük şeyler var. Illidan Veil of Eternity'nin suyundan çalıyor. Falan filan böyle biraz şişeliyor falan. Ben bunu akşama paketlerim falan diye. Derken Veil of Eternity'nin gücü bu kadar büyü olayına ve işte içinden Sargeras çıkmaya çalışıyor. Geliyor adını sen söyle. Legion ordusu harıl harıl geliyor. O sırada işte diğer taraftan Dragon aspektler kapatmaya çalışıyor. Vesaire gücü dayanmıyor ve patlıyor. Sundering dediğimiz olayda bu patlama. Bu patlamada gezegen bölünmüyor arkadaşlar. Gezegen küçülüyor bildiğiniz. Tamam, iletelim. Ama çok o manevra hareketleri işe yaramış diye biliyorum çok ben. Çok yarıyor arkadaşlar. İlacınızı alıyorsunuz, manevra hareketleri. O zaten sürekli artık bir kez vertikonunuz varsa biraz zor geçmesi arkadaşlar. Çünkü o de bağlı, strese. Yani stres ortaya çıkan bir şey o. Neden çıktığı bilinmiyor ama stres deniliyor. Ya devam edeyim ben Kadimler Savaşı'ndan. Kadimler Savaşı'nda atladığımız yerler var arkadaşlar. Krasos'un gelimi, işte Ronin geçmişe ışınlanıyor. Dragon Soul alınıyor. İşte tekrar geri geliyor. Alexstrasza kurtuluyor falan. Brock Sigar oradan ya hak diyor. Portalın diğer tarafına geçip Sargeras'ın ayak tırnağını kesiyor. Falan filan.
mevzular var bir sürü ama dediğim gibi ayrı bir konu olur. Ama özetleyecek olursak Kadimler Savaşı'nda Legion ordusu dünyaya çekilmeye çalışıyor. Illidan Malfur'un trende Ravencrest ve Dragon Aspect'ler karşı koyuyor. Dragon Aspect'ler Dragon Soul'u oluşturuyor. Dragon Soul'da portal kapatılıyor ancak gücü ağır gelmeye başlıyor artık. Will of Eternity'nin gücü tutmuyor ve Will of Eternity patlıyor. Azeroth tarihçesinde belki de yaşanmış en büyük olaylardan biridir. Gezegenin şekline sebep oluyor. Şöyle bir hal alıyor şu anda ekranlarınızda gezegenimizin son hali. Birazdan geleceğiz. Burada hangi büyük monolardı? Karşılaşıyorlardı birbirlerine. Ne gibi? Şeyde. Illidan'la şey. Illidan'la ters düşülmesinin sebebi Arcane gücünün öldürücü yanı. Yoksa Arcane gücüne karşı değiller aslında. Aslında karşılar bu şeye yol açtığı için ama Arcane gücünün kendisi yol açmıyor buna. Yani olgu Arcane olgusu yol açmıyor bu yozlaşmaya. Okay. Oradaki kibir yani aşağıyı bozan şey Arcane'in kendisi ya da Illidan'ı bozan şey Arcane'in kendisi değildi. Anladım. Yani aslında nesne. Yani bozulmak anladım. Değildi işte anla yani. Anladım. Ben anladım. Aslında her şey nötr olgu. Yani öldürme olgusu. Evet. Anladım. Okey. Haritaya dikkat edecek olursanız Milestorm diye geçiyor. Nazjatar dediğimiz yer zaten Zinaşar'ın olduğu yer. Well of Eternity yerini çok büyük bir girdaba bırakıyor ve tam gezegenin ortasında yerini alıyor. Eastern Kingdoms kuruluyor. Yani kuruluyor derken oluşuyor. Kalimdor oluşuyor. Northrend ortaya çıkıyor. En büyük kara kütleleri bunlar. Daha sonra adını Pandaria alacak yerler. Biz bunları oyunda sırayla keşfedeceğiz falan filan ama bizim dünyamızda da böyle abi dev bir Pangea vardı. Milyonlarca yılda açıldı. Plakalar, kıtalar vardı, evet. Kaydı falan. Zaten şöyle arkadaşlar, evet. Hep de söylerim. Çok da sevdiğim bir laftır. İnsanoğlu görmediği, bilmediği hiçbir şeyi hayal edemez. Ona bakılırsa Azeroth bence petrol yani. Ben size söyleyeyim. Petrol savaşları dönüyor. Yo o konuyu pişettiler ya şeyde Mafya'da. Petrol savaşları direkt yani çok belli. Ya evet ben de zaten hani topu Legion oynadım. BFA'yı oynadım. Başka yok. Ejderler gerçek yani. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ejderler gerçek demiyorum ama timsah gerçeği var, kertenkele gerçeği var, kuş gerçeği var, yarasa gerçeği var. Yani yarasadaki ya da kuştaki kanadı kertenkeleye yapışmış bir şekilde hayal ediyorsun ve ejder ortaya çıkıyor. Yani kanat var, sürüngen var gibi düşün. Ağzından ateş çıkmıyor da işte ısırınca zehir bulaşıyor. O zehiri sen fantastik halde düşünüyorsun. Ateş çıkıyor, yakıyor dediğin zaman ejderi alıyor işte. Mount Farm yayını yok mu sende abi hiç? Var arada yapıyoruz. Mount Farm yaptığımız zaman yapıyoruz. Ama yani öyle var çok ben. Sık böyle ağır Mount Farm yayını yaptığım olmuyor benim. Onun dışında ben ayıptır söylemesi it gibi çalıştığımdan günlük işlerimi akşamları yapıyorum zaten. Yayında da onları veriyoruz genelde. BFA'da videomuz var. Onun dışında oyunda geçen gün 2 tane mount aldık. 3 2 tane aldık doğru. Ha şeyi yapmıyoruz ama. İşte belli bir süre bekleyip arka arkaya mount try şeklinde yapmıyoruz. Ona şey değil. Ha mount rehberleri 2 tane rehberim var videoda. Uchiha hoş geldin abi. Uchiha. YouTube ünlem YouTube yaparsan 2 tane büyük mount rehberimiz var o anlamda. Nasıl alındığına dair. Biri garanti düşen mountlar var. Bir de hikayesel anlamda anlattığımız mountlar var. 5 tane işte hikayesi güzel bulduğumuz ve nasıl elde edeceğiniz binekler var. kahveni iç. Aferin sana. Okay. Şimdi bu harita önünüzde kalsın. Gelelim hikayemize, serimize. Biraz uzun sürüyor farkındayım. Ama konu çok uzun. Yani Dark Portal öncesi Azeroth dedik. Kolları sıvadık.
bir tarihçe gibi anlatmaya çalışıyoruz. Biraz atlaya atlaya gidiyoruz. Bazı detaylara girmiyoruz ama şu ana kadar güzel. Şu ana kadar sormak istedikleriniz varsa alalım. Ha Ödüş? Yok, benim sormak istediğim yok galiba. Ben arada sordum. Hangisi Kultiras? Yok, Kultiras direkt Kultiras diye geçer. Güzel drama dönüyor ama ben sana söyleyeyim. Şimdiye kadar... Wandering Isle değil. Hiçbirisi. None of them. Dur onu vereyim ben size. Bir saniye. Şöyle biraz daha eskicil bir harita arıyorum ki hani. Arkadaşlar bu arada eskilerden yazılan yazıtlarla ya da işte tasarlanan lore'la günümüzde uyuşmazlıklar olabilir. Yani lore'la derken haritasal olarak. Mesela önünüze bir harita çıkardım. Normalde Chronicles'da mesela Kultiras burada yer alıyor. Eastern Kingdoms'ın hemen yanı başında görünüyor. Ama oyunda haritayı açtığınız zaman Azeroth'un orta yerlerinde, Broken Isle yakınlarında falan gibi görüyorsunuz. O biraz daha gameplay uydurmak amaçlı olabilir. Ya da işte bu zamanda böyle tasarlanmıştı. Ay dur öyle değildi de olabilir. Sıkıntı değil ama Kultiras burada yer alıyor. Geri geleyim Azeroth haritasına. Yani şurada. Şurada Kultiras. Kendim bildim bileli lore masterlık yapıyorum. Şey ve orada duruyor böyle RP serverlarında mesela Golchar'ın önünde duruyor lore master böyle. Bana soru soruyor. Çok güzel ya. Rahatsız edecek bir fark yok. Eyvallah eyvallah. Oyun bedava oynamanın yolu yok mu? Private serverlar haricinde yok. Tavsiye de etmiyoruz. İndirme bedava. 20 level'a kadar ücretsiz oynayabilirsin. Şöyle söyleyeyim. Belli bir miktar parayı bayacaksın. Ama daha sonrasında... Mutlu olacaksın. Her oyun oynayarak parasını, oyun parasını çıkartabilirsin. şöyle söyleyeyim. Bırak Shadowlands'i, Overwatch'u, işte Call of Duty falan bile ücretsiz bu WoW parasıyla alanlar tanıyorum falan filan yani. Benim o kadar para kasacak, gold kasacak vaktim yok ama yapanlar var. Yapılable yani. Wow. Öyle söyleyeyim. Ha? Wow, yapılable. Evet. Normal oynamayla bir aylık paranı çok rahat çıkarırsın. Öyle düşün yani. Gold olarak sadece normal oyun oynamayla gerekenleri yapıp çıkarabiliyorsun. Ama oynamayı zaten işte bilmek kaç, lazım. 200 bin gold mu? Öyle bir şey yani aylık işte 160 şey. Abi. Token. Ha, 100 abi. Düşmüş işte değil. Zaten daha da düşmüş. Rahat rahat alırsın. 155 kalmış hatta. Ya işte bak daha da düşmüş. Oynamak için sana token alırlar. Abi Sky Golem satıyorum gene yetişmiyor. Ya çeşitli şeyler var arkadaşlar gold kasmak için. Şimdi girmeyelim mevzuya ya. Boya farmı var, var, var oğlu var. Ya diyorum ya ev geçindiren tanıyorum ya. Yok artık. Benim uzaylıyla sevişen arkadaşım da var. Ben sana onu da getireceğim. Şimdi Satirler Savaşı'na geleceğiz. Konu biraz değişecek. O yüzden böyle ara vermiş, bir iki lafın belini kırmış olalım. Ve gelelim. Kadimler Savaşı'nı böylelikle sonlandırmış olalım. Kadimler Savaşı'nın en büyük sonucu neydi? Sundering'di. Yani gezegenin parçalanması olarak düşünebilirsiniz. Ancak sonrası çok önemli detaylar taşıyor. Sonrasında ne oluyor? İlk bildiğimiz olay şu arkadaşlar. Night Elf'ler Highborn'ların... Highborn'ları sürmeye başlıyor. Sürmek derken SQ çekiyor. SQ çekmekten ziyade elf toplulukları, çok büyük bir elf topluluğu şunu söylüyor. Büyü bize çok büyük belaya sebep oldu. Büyücülük yasak arkadaş diyor. Öyle ya da böyle. Hatta bu yasaklamadan en büyük nasibini alan kişi Illidan oluyor. Şöyle az önce bir laf araya sıkıştırdım. Illidan
aslında o kadar fedakar bir arkadaş ki tutuyor bu Veil of Eternity'nin gücünü, evet. Kendine saklıyor. Scooby'lerin etrafta olması, Incubus olmaması. Lore babında. Yo, aslında rahatsız etmiyor, niye? Şöyle bir baktım, tamam tamam devam ediyorum. Şey yapmayalım. Arkadaşlar Illidan tutuyor. Veil of Eternity'nin gücünü Mount Hyjal'e götürüyor. Orada yeni bir sonsuzluk kuyusu demeyeyim de, yani Veil of Eternity yaratmıyor ama Veil of Eternity gücüne eş değerde, ona yakın bir güçte bir kuyu yaratılmasında öncülük ediyor ve Veil of Eternity'nin suyunu Mount Hyjal'deki yaşam ağacının Nodrasil'in altına boşaltıyor. Kadimler Savaşı sonrasında ölümsüzlüğünü kaybeden elflere tekrar ölümsüzlüğünü kazandırmasına rağmen Illidan'da büyü kullanımının yasaklanmasından dolayı nasibini alıyor ve hapsediliyor arkadaşlar. İşte 10.000 yıl sürecek. Gözlerinin kör olması olayı farklı. Orada yani Legion'a karşı koyarken Sargeras gerçeği gösteriyor, öyle söyleyeyim. Hem metaforik hem de gerçek anlamda oradaki fel büyüsü onun gözlerini yakıyor. Ama tabii karanlıkta durması ya da dungeon'da yaşamasından dolayı 10.000 yıl tabii senslerinin güçlenmesinde de ayrı bir etkiye sebep oluyor. O da doğru. Ve arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Dathremar mıydı? Neydi lan? Blood Elf'lerin ilk lideri, şeyin dedesi miydi, babası mıydı? Kael'in babası. Kael'in babası mıydı o? Dathremar. Babasıydı galiba. Neyse, Sunstrike'lilerin ilklerinden arkadaşlar. İleri gelen isimlerden. Diyor ki, tamam arkadaş diyor. Madem öyle diyor, biz de bu topraklarda yaşamaya çok meraklı değiliz diyor. Lorthamar çok uzak canım, hiç alakası yok. Çok. Sunstrike'li, aynen. Lorthamar Anasterian. Anasterian, heh. Dur, bakalım bir. O bakıp söylemişti zaten. Hı? Neye bakacak? House of Sunstrider. Dathremar abi, Dathremar. Dathremar mıymış? Kael'in dedesi, öyle söyleyeyim. Ha, büyük dede, aynen. Heh, yani bu ilk işte Kadimler Savaşı'nda yer alan. Tamam tamam, o Dathremar aynen. O da kar kadar yakışıklı. Ya dediğim gibi çok bir isimlere takılmıyorum arkadaşlar. Yani bu koca bir külliyat, hepsini ezberlemenin kimsenin şansı yok. Ama şey diyebilirim işte, Sunstrike Gill'lerin en eskisi, ilki. Diyor ki tamam arkadaş, size mi şey düştük lan diyor. Topluyor şeyi, Highborn'ları. Tası tarağı. Yok yani büyü yapma niyetinde olanlar. Ya da şöyle söyleyeyim. Büyü yapmayı doğuştan hakkı olduğunu savunan elfleri topluyor ve Eastern Kingdoms'da kuzeye doğru göçe başlıyor. Bu göç... Muggle olmayan elfler, aynen. Ne olmayan? Muggle olmayan. Aynen. Orada yeni bir Veil of Eternity yapma niyetindeler. Tabii bunu geliştiriyorlar falan filan, böyle işte ilk ham hali gibi değil. Samwell oluşturmak üzere gidiyorlar. Tabii bunun etkisi öyle işte baltalar elimizde, uzun ip belimizde, lay 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 diye gidemiyorlar. Bölgenin kendi yerel halkları var. Belli bir resistance, yani direniş oluyor. O konuya geleceğiz. Şimdi arada şeyi atlamayalım çünkü bu da nispeten önemli. War of the Satyr, yani Satyr Savaşı denilen bir savaş patlak veriyor. Yani şöyle söyleyeyim. Kadimler Savaşı sırasında portaldan geçmeyi başarmış belli başlı demonlar var. Ve elfler, yani elf topluluğu arasında da yozlaştırılmış ve başını çeken Zavius'la birlikte hala Sargeras'a hizmet etme amacı güden belli başlı elfler var. Bunlar demonik güçleri kabul ettiğinde bazı elfler keçi formuna bürünmeye başlıyor. Evet, demonik, yani şeytan, iblisvari diyeyim. İblisvari görüntü kazanmaya başlıyorlar ve keçi, yani iki ayaklı keçi diyeyim. Öyle şey olsun. Satirler ortaya çıkıyor ve elfler arasında, aynen aynen Sinan, onun gibi.
Satırlar ortaya çıkıyor ve arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Elflere, yani elflerden çok büyük bir dayak yiyor bunlar. Bu savaş elfler tarafından bertaraf ediliyor ama en büyük olay şu bence. Worgen konusu. Şöyle bir Worgen demişken bir göz gezdireyim. Abinin adını tam hatırlayayım. Sight of Elun olayı var herhalde. Sight of Elun'dan ziyade o şeyin Valkad'ın adı aklıma gelmedi. Yani şey işte, Logos değil mi? Aynen. Goldrin. Logos. Goldrin, tamam. Logos. Logos, aynen. Görkem'in dediği gibi Sight of Elun muhabbeti ortaya çıkıyor. Kurt olan, arkadaşlar normalde Worgenlik Druidizmin bir formu. Yani böyle şu anda gittiğiniz zaman neydi o undeadlerin görev kastığı yerlerde size işte vahşi yaratıklar gibi gelip la blub dalıyan bilinçsiz varlıklar gibi gelebilir. Ya da nasıl söyleyeyim, bu tabi Arugal tarafından tekrardan daha sonra 3. savaşta kullanılmak üzere bu büyü gücü dürtülüyor ve Emerald Dream'den bu nasıl söyleyeyim Worgen büyüsü çalınarak dünyaya getiriliyor tekrardan ve Worgen şeyi serbest bırakılıyor insanlar üzerinde. Ama şeyi söylemek istiyorum, asıl da Goldrin öğretilerinde, Logos'un öğretilerinde bir druidizm formu. Ancak bu savaşta şunu görüyorlar, kurt gücü öyle kafanıza göre kontrol edebileceğiniz bir güç değil. Size çok büyük bir güç bahşediyor. Ancak dediğim gibi Sight of Elun olmadan, Görkem'in az önce söylediği o staff, Elun'un ne derler? Görüsü. Ama bu aslında Goldrin'in fenginden, ne deniyor ona, pençesinden yapılıyor. Bu olmadan da kontrol... Direkt şey işte, staff yani. Evet. Olmadan kontrol edilemiyor. Aynen, feral olacaklar. Feral oluyorlar yani tam anlamıyla. Malfurion şöyle büyük bir karar alıyor. Arkadaş diyor, bundan sonra bu defteri kapatıyoruz diyor. Worgenlik konusu sonsuza kadar durduruluyor diyor. Ve Worgen formundaki bu iki arkadaş var. Bulabilir miyim, bakayım ne? Ralar ve Arvel. Bilinenleri. Bunları da Emerald Dream'e kapatıyor. Worgenlik de Malfurion tarafından sonsuza kadar Dream'de kapatılmış. Bu arada bunu cezalandırma olarak değil, hem nasıl söyleyeyim, içgüdüsel hareket eden bu kurt formunun korunması ve hem de Azeroth'un korunması adına koruma olarak düşünüyor bunu. Yani bir yasaklama getiriyor ama amaç şey değil. İşte aman varsa öldürürüz kafanızı keseriz şeklinde değil. Yine dediğim gibi arkadaşlar, Satir Savaşı da çok detay bilgileri var. İşte bu Sight of Elun'un ortaya çıkması, daha sonra Worgenlik formunun Arugal'la tekrar samonlanması falan filan. Mevzuları, niye canım elfler ölür? Druidler ölebiliyor canım, olur mu öyle şey? Goldrin ölmüyor, tekrar Emerald Dream'den gelme durumu var ama. Yani demek istediğim, Satir Savaşı'nın en büyük çıktısı da Worgenliğin yasaklanması oluyor ve bundan sonra hiçbir druid Goldrin'in formu olan kurt formunu kullanamaz hale geliyor. Diyelim. Kendi istese... istese yürür ama, değil mi? Yürür abi, yürüsün o zaman. Velhasıl. Öldürülemiyor. Yok canım. Regeneration'ı şöyle. Regeneration çok eskiye dayanıyor, biliyor musun? Regeneration kafası değil. Şöyle öldürülebiliyorlar. O senin bahsettiğin regeneration trollüye dayanıyor. Trollüye dayanıyor derken yani elflerin kökeninde yatan ırkın normal racial özelliğine kadar gidiyor. Öyle söyleyeyim. Yani aslında Azeroth üzerinde yaşayan şimdiki trollerin, elflerin falan regeneration muhabbeti var ama kafa kestim öyle geri gelmiyor canım. Yani kill label yazar yani bazen Wikipedia'da şeye bakarsanız durumuna, işte deceased yazar, active yazar, kill label yazar bir de hani öldürülebilir diye. Öyle öldürülebilirler. Velhasıl çok girmeyelim şeye.
Satir Savaşı'ndan önce neyi söyledim? Koeldalara doğru yola çıktılar. Şeyler. High Elfler diyeyim. Çünkü artık Highborn olarak anılmayacak bunlar. High Elfler olarak anılacak. Hatta neydi lan? Hinterlands'te belli bir bölgede High Elf olarak yaşamaya devam eden elf toplulukları var. Bunlar da Blood Elflerden ayrılıyorlar. Biz aynı öğretiye sahip değiliz. Hatta böyle aynı şeyi de savunuyorlar. Alliance'a da bağlılar. Onu da söyleyeyim. İşte biz bütün dünyaya hükmetmeye hakkımız var. Well of Eternity'nin gücü bize ait. Şu bu falan. Büyü gücü doğuştan hakkımız falan diyen bir topluluk da var. Hinterlands'te yaşıyorlar. Görebilirsiniz. Merak edenler olursa. Buradaki High Elfler yürüyüşü sırasında ilk önce trollerle karşılaşıyorlar ve trollerle arasında çok büyük bir gümbürtü kopuyor. Evet. Ne yapıyorsun aşkım? Ferallerdeki regeneration öyle humongous yapmak için oluyor. Bak doğrudur. Dediğim gibi orada net ayrım yok. Eda ile lore öğreniyorum. İlk lore öğreniyorum'un ilk bölümlerinde de biz Worgen'li detaylı anlatmıştık. Evet, belki orada bayağı bulabilirsin. Ama dediğim gibi regeneration sadece elf ırklarında olmasının şeyi de buradan geliyor diye biliyorum. Senin söylediğin de şöyle mantıklı. Neden mantıklı? Worgen şu anda kırma ırk olarak baktığında humanity'ye yani humanite mi deniyor? Ne deniyor? Human. İnsanlığa bulaşıyor. Orada da aslında elfler ve trollerle bir bağlantısı yok. O yüzden dediğin mantıklı olabilir yani. İtiraz etmiyorum ama girmiyorum diyeyim. Velhasıl şu uygun mudur şu harita? Hah. Evet. Arkadaşlar elfler öyle dediğim gibi elini kolunu sallaya sallaya gelemiyorlar bu topraklara. Troll direnişiyle karşılaşıyorlar. Troller kendi topraklarının elfler tarafından işgal edilmesine pek sıcak bakmıyorlar. Özellikle Silvermoon burada haritada görüyorsunuzdur. Silvermoon ve Samwell trollerin kutsal toprakları üzerinde kuruluyor. Ve trollerle elfler arasında artık bitmek bilmeyen bir savaş silsilesi başlıyor. Bu savaş silsilesi böyle başlayıp bitmiyor tabii ki. Elfler bölgedeki insanları da kullanmak niyetindeler. Şimdi bölgedeki insanlar da öyle işte orada varlardı falan değil. Ta yarım saat önce falan çok eski yani söylemiştik hatırlarsınız Curse of Flesh vakası yaşandı. Virkullar, Earthenlar Flesh büyüsüne maruz kaldılar. Yoksaron'un ve daha insansı formlara büründüler. Virkullar da bunlar hastalıklı kardeş deyip dışlamadılar. Güney'e sürdüler. O güney bölgede Sundering'den sonra buraya tekabül etti. Ve kaçtılar. Ha? Kaçtılar abi. Kral şey böyle Vildoğa bebekleri falan ölüm emrini veriyor. Şeyde tabii. Bir quest vardı hatta. Yani adamın kendi Raikul, karısı Raikul çocuk insan doğuyor. Şey kral ölüm emrini verdi diye gönderiyorlar. Evet. Bu ara Oğuzhan'ın bahsettiği yani durumdaki kral da King Ymiron. Dungeon'a gidip kesebilirsiniz. Hayvan mısın oğlum niye böyle şeyler emirler veriyorsun diye. İntikamınızı almak istiyorsanız eğer human oynayan varsa aramızda. Değil mi? King Ymiron'da yanılmıyorum. Oo evet. Emin olamadım. Kendisi. Neyse. Hatırlamıyorum ben. Dediği de aynen doğru. Yani şey zaten humanlar işte böyle şey akraba evliliğinden doğan böyle sakat çocuk muamelesi görüyor şeyde Raikullar arasında. İlk başta hepsini öldürüyorlar. Sonra işte böyle kurtuluyorlar falan işte. Şey o zaten human ırkının çıkış hikayesinde var. İşte siz de böyle bir şeysiniz. Humanlar. Şimdi gelelim troll savaşlarına. Arkadaşlar troll savaşları Azeroth'un son dönemlerinde yaşanmış en büyük savaşlardan bir tanesi. Yani günümüzdeki Azeroth krallıklarının oluşmasında paydası var öyle söyleyeyim. Neden? Zaten bölgede
troller ve insanlar arasında süregelen bir savaş vardı ama insan kabileleri küçük küçük birlikler halindeydi. Elfler biraz daha gelip buraya işte demokrasi, şey özür dilerim, medeniyeti getirdi. Medeniyeti getirdi ve aralarındaki birliği sağladı ve kendi birliklerine dahil ettiler. Çünkü az önce söylediğim gibi elfler gitti trollerin kutsal yerlerine şey yaptı, şehirlerini inşa etti. Ondan dolayı da troller pek sevmiyordu. Velhasılı Kelham bu küçük kabilelerin birleşmesiyle büyük şehirler oluşmaya başlıyor. İlk göze çarpanlar Alterac, Trisfall'daki Capitol, Capitol diye geçiyor o sıra, sonra Lordaeron adını alacak. Gilneas, Kul Tiran ve Dalaran. Dalaran daha sonra Arator şeyine bağlanacak ama evet aynen öyle. Bağlanacak. Dediğim gibi Arator Krallığı oluşmaya başlıyor. Bu arada Arator Krallığı da apayrı bir mevzu. İlk Unite İnsan Krallığı, yani Birleşmiş İnsan Krallığı, çok büyük bir krallık. Burada toprak olarak belki şimdi haritada gözünüzde canlanmıyor olabilir ama güneye kadar da iniyor bu. Legion'da Warrior oynayan arkadaşlar varsa gidip şeyden Tyr'in şeyinden kılıcını falan alabiliyordunuz. Tyr'in gözyaşları. Yok ya, o Tears of Elund'u. Tamam, hayır ben buna benzettim. Neyse, tamam, bir şey söyleyeyim. Evet, Troll Bey'in kendinde şeyler kaldırıyordu ya galiba. Death Knight'lar. Ne? Troll Bey'ini de Death Knight'lar kaldırıyor ya. Evet. Gidiyorlar, oğlu var. Şeyi hatırlamaya çalışıyorum da. Bir tane Çin setli vardı ya. Bir tane var zaten. Yok yok. Şeyde büyük bir duvar vardı. Morganlar yapıyor. Arata Highlands'de. Ha, Arata Highlands'de. Arata da aynen. İşte o troll savaşlarında Thoradin's Wall. Aynen öyle. Teşekkür ederiz Sinan. Aynen öyle. Wow. Thoradin's Wall, nasıl söyleyeyim, o dönemlerden bugünlere kalan insan yapıtlarından bir tanesi. Bu daha sonra az önce söylediğim krallıklar Arator Krallığı'nın içinde sonradan oluşuyorlar aslında. Çünkü o eski şey duvar yapıları onlar, yani nasıl söyleyeyim, insan yapıları. Bir tane en güzel örneği o duvar diyebilirim. Velhasıl tabii insanlar da bu ara savaş trollerin mağlubiyetiyle sona eriyor. Dur bakayım onun haritası var mı elimde? Zavallı troller. Hep dışlanıyorlar. Hı, var. Bütün halkların bir ezilmişliği var. Orada sana harita yeterken ben orada ince bir detayı diyeyim. Troller... o zamana kadar Old God ordularına bile yenilmiyorlar. Old God'ların hizmetkarlarına bile yenilmiyorlar. Yeni gelen ırklar o kadar güçlü ki, hem işte High Elf'ler hem Human'lar, yani onlar trolleri yenebiliyor. O kadar güçlüler, oradan anlayın güç farkını. Aynen. Ya sadece güç şeyi de değil, bir de mesela Elf'ler aslında kendi atalarından böyle devşirme ırklar gibi düşünün ama Arcane'i yield ediyorlar. Yani gelişmişlik olarak düşünün. Tabii tabii, yani işte şey, Human'lar Titan buff'lı. Şeylerde, High Elf'lerde aynen Arcane buff'lı. Hatta... Yoksa zaten şey, High Elf'ler direkt zayıf troller aslında. Hatta şeyi de söyleyebiliriz insanlar için. Mesela Görkem Titan buff'lı dedi ya. Titan buff'lı artı Old God buff'lılar. Ha, evet, yani aslında aynen, King Ymiron onları zayıf görüyor ama yani Nuzot'un deyimiyle Gift of Flesh tarafından o şerefe nail olmuş yaratıklar, öyle söyleyeyim. Old evet, God orada da hakikaten güzel bir gönderme var, yani özgür iradelerinin olması onları güçlendiriyor işte Old God'ların gözünde. Ve arkadaşlar devam edelim. Troll savaşları sona erdikten sonra büyük insan krallıkları kendi özgürlüklerini ilan ediyorlar. Gördüğünüz üzere Amani Empire az önce çok büyük bir toprak bütünlüğüne sahipken küçücük bir yere sıkışıyor. Grubaşiler keza öyle. Bu sırada tabii sadece Amani ya da işte elfler, insanlar değil, cüceler de ortaya çıkmaya başlıyor. Uldaman'da cücelerin uyanışı gerçekleşiyor. Trog. Hep unutuyorum. Trog'du değil mi ırkın adı? Doğru, Trog ırkı. Trog'u. Çift G ile.
Trog ırkından evrilmeleri gerçekleşiyor. Bu sırada sadece Uldaman'ın altında olmuyor bu olay. Gnomergan'da da yaşanıyor. Gnomlar ortaya çıkmaya başlıyor. Sizin haritada gördüğünüz şöyle yani Iron Forge ve Gnomergan kurulumu oluyor. Wild Timber. Ha? Gnomregan. Ha, aynen. Dilin kolay dönmesine kaçıyorum. Aynen. Ama bunlardan ziyade önemli olan olay şu arkadaşlar. Bir, Lordaeron Krallığı, Alterac Krallığı, Dalaran, Gilneas, Stormguard ve Kul Tiran krallıkları kuruluyor. Bu arada Stormwind'i de sayacağım. Stormwind aslında Lordaeron Krallığı'yla bir tutabilirsiniz. Çünkü aynı kafa insan krallıkları, öyle söyleyeyim. Buradaki önemli şey işte 7 şey, yine 7 bir krallık birleşmesi var. 7 krallık mevzusu var. 7 sayısı yine hortladı. İşte 7 denizler, işte Seven Nations Army falan mevzuları var. 7 krallık ortaya çıkıyor. Troll Savaşı'nın sonrasında. Troll Savaşı'nın en büyük çıktısı bu. Arkadaşlar. Lordaeron... Heh. Biri bir şey diyecek sandım. Biri bir şey diyecek sanki. Ama olmadı. Yok. Lordaeron Krallığı'nın önemi ise arkadaşlar bugünkü işte Arthas, Marthas mevzularına gelen mevzular, işte Gilneas'ları biliyorsunuz Worgen'ler oldu, Dalaran mevzusu hala gündemimizde vesaire vesaire. Şimdi atlamayacağım bir önemli detay, Dalaran'la alakalı Trisfal birliği kuruluyor. Trisfal birliğinde ilk Elodai önderliğinde Trisfal Guardian birliği kuruluyor ve bu Guardianlık serisi başlıyor. Ta ki Medivh'e kadar uzanacak. Şimdi neden buna önemli değindim? Bunu atlamadım. Dark Portal öncesi Azeroth'u anlatırken. Neden? Çünkü bu Trisfal birliğinin oluşumundaki güç aktarımı ile gelen Medivh Dark Portal'ı açacak kişi olacak. Hayda, spoiler yedik. Ağzım. Ha? Bitirdi bizi Medivh. Ama ilk açmış, bak biz geldik. Biz derken? Sen bu Bloodelf oynamıyor musun? Sen zaten buradasın. Aa, evet doğru. Ben Horde anlamında demiştim. Ben. Orklar geliyor. Orklar, ogreler falan geliyor böyle. Mithmash diye diye. Moguların da onlardan pek bir farkı yok değil mi aşkım zekalı? Yok canım, Mogular saçmalama. Daha mı? Titan Moguller Keeper. Titan yaratımı. Onlar şey... Yani heykel gibi yaratıklar işte. Anlattım ya, Forge of Wills'de iradeleri evet, basılıyor evet, falan. Evet, basıldı. Daha sonra Curse of Flash'le Humanoid oluyorlar. Evet, anlattım daha demin. Lei Shen Ra'yı dövüyor, elektriğini çalıyor falan. Reisler. Şimdi burada dediğim gibi önemli olaylardan bir tanesi Trisfal Birliği'nin kurulması, gardiyanlık oluşumunun olması. Elodai ilk gardiyan olarak sahneye çıkacak. Daha sonra Egwene gelecek sıra. Egwene'in büyük bir savaşı olacak. Sargeras'ın avatarıyla kapışacak Dragonblight'da. Buradan tutup Tomb of Sargeras'a bu avatarı kapatacak. Bu ara avatar dediğimizde hani lan Sargeras'ı dövmüş gibi algılamayın. Avatar'a, sadece avatarı. Yani nasıl söyleyeyim? İşte Sargeras tamam, osurmuş. Yani. Bir tane kuklanın içine de bu osurun kokusu sinmiş. Hani öyle bir güç dengesi düşünün. Ama yine de çok büyük bir güç ve Egwene bunu nasıl söyleyeyim durdurabilme kapasitesine sahip. Ancak Sargeras son şakasını yapıyor ve savaş sırasında Egwene'in böyle göbeciğine dokunuyor. Ve o sırada Medivh'e hamile ve Medivh'in yozlaşmasına yol açacak olaylar zincirini başlatmış, tetiklemiş oluyor. O zaman hamile değil. Değil mi? Hamile kalıyor değil. Sonra. O yozlaşmadan sonra zaten o işte çocuğum olmalı, bu çocuğumu aktarmalı fikri şey yapıyor, doğuyor Edwin'de. Hmm. Hani evet. Bu güç kolay herkese verilmez. Aynen o. Benim çocuğum şey yapar diye kuruyor kafada. Sen de öyle gidiyor, o yüzden mantık evliliği yap hemen çocuk. Yapıyor ya, anlattın ya sen bana. Mantık evliliği yapıyor, birisini buluyor. Ha bu olur diyor, bununla yapalım diyor. Bakayım Nails Aran'dan bulabilir miyiz onu? Evet, Nails Aran, o evlenme muhabbet aynen o, doğru anladım. Ben ağzı çalıyor.
Kendine koca arıyor. En güçlüsünü seçiyor falan. Dediğim gibi arkadaşlar aslında önce ya da sonra ama sonraymış. Demek istediğim orada asıl önemli olay Sargeras'ın Egwene'i yozlaştırması ve Medivh'in ta ki Dark Portal'ı açacak olaylar zincirinin başlangıcı burada başlıyor. Asıl olay o. Bu sırada yine Azeroth'u anlatıyoruz. Azeroth'ta nasıl söyleyeyim? Olaylar tabii öyle toz pembe devam etmiyor. Biraz ara vereyim. Ben de şu telefonuma. Senin suyun var değil mi? Hı. Sen devam et. Ne oldu? Kahve koyacağım. Ha, koy. Koyayım değil mi? İnanılmaz ya. Evet var. Yorulduk ya. Abi çok uzun çünkü. Bayağı bir 2,5 saattir anlatıyorsun. İnandan önce alın. Allah ben... Hı? Siz başladığınızda... Layer 6 yapıyordum. Şimdi Layer 7, 9. kattayım. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Dediğim gibi çok fazla detay var ama her birine de yani inmeyeceğim. Az bir konumuz kaldı. Tekrar yani sorularınızı alabiliriz. O konuda bir sıkıntı yok. Zamanımız var. Bugün Cuma. Yarın uyuma şeyimiz var. Anlatacağımız konuların başlıcaları Kayan Kumlar Savaşı, War of the Shifting Sands, Three Hammer, hani Üç Çekişler Savaşı ve Grubashilerle insanların arasında yaşanan savaşlar olacak. Bilginiz olsun. Egwene'in böyle davranmasının sebebi aslında Magna olmasıyla alakalı değil mi sence? Ama hep o güce sahip de aslında ama yani kibiri öncesine dayanıyor. Yani sadece Sargeras'tan aldığı şey değil. Yani haklısın. Ama mesela Elodie öyle değildi. Bu Spearhead muhabbeti var Trisfal şeyinde. Normalde aslında bu gücün kaynağı o Trisfal Guardian oluşumundaki bütün büyücülerin olmasıyken bu Spearhead seçilen kişi sanki bu gücün tamamı kendine aitmiş gibi davranıyor olması. Ve zaten Guardianlık muhabbeti oradan çıkıyor. Bu Spearhead yani mızrak başı diye çevirebiliriz Türkçe'ye. Mızrakbaşı seçilen kişi bu güçleri geri vermesi gerekiyor. Normalde sözleşme şu Trisfal Guardianlarında. Biz 5 kişiyiz abi. El ele tutuşuyoruz. Selena Selena diye dönüyoruz. İşte Eloda'ya gücümüzü veriyoruz. O da gidiyor kötülükleri durduruyor geliyor. O daha sonra geldikten sonra bu işte Selena diye dönen çocuklara güçlerini geri veriyor. Skavel'de olay şöyle oluyor. Vermiyorum lan artık ne yapacağınıza dönüyor. Zaten güçlerini vermiş adamlar. Bir şey yapamıyorlar ve gardiyanlık sistemi başlıyor bu sefer. Ne oldu? Skala diye veriyor. Ona vermiyorum geri. Tamam, reklam falan diyor. Ya öyle ama yani bir ritüel gerçekleştiriliyor. Ya yok yok anladım. Selam Selena kızlar. Girişim. Selam kızlar. Meta. Egwene çıkıyor böyle. Selam Sargeras diye geliyor. Egwene aslında o da bir kahraman kendi başına. Güçlü de bir karakter ama harcanıyor. Ya tabii şimdi Egwene olmasaydı Avatar'ı durdurulamazdı falan filan ama. Ya şey gibi işte. Kibir hani anladın evet, mı? Evet. Ve bu yolda her şey mübahtır bakış açısı herkese uymuyor tabii ki. Bu sırada... Gücü açlığı da var biraz böyle şeyi andırıyor. Asşara'yı andıran böyle söylemleri var bayağı. Şey gibi sen niye çıkacaksın? Sen neye çıkacaksın? Skavel'in atar yapması daha çok Matrix scrollarıyla alakalı bir şey. Adam güç manyağı oluyor. Medivh'in gelecekteki gibi. Arcane Corruption hatta orada şey muhabbetleri de var. Neydi o staff'ın adı? Alunet miydi? Alunet. O muhabbetler falan da var. Dediğim gibi şey konular çok derin. Şey yapmak istemiyorum hani tam detaylarına girmek. Aslında istiyorum ama bitmez yani. Oğuzhan abin şu an burada bana lore konusunda destek veriyor. Sana mı destek versin? Sana mı yaslasın? Şey sana mı desteklesin? aşkım yok ciddi bir iş yapıyoruz. Muhabbetimizde eksik etmiyoruz. Eksik ne var canım? Bence de. Ya gider misin? Nerede kaldık? Kayan Kumlar Savaşı'nda. ne diyeyim?
Sen çevir aşkım. War of the Shifting Sands. Evet. Oo. Lore konuşuyorum ya. Lore konuşmak güzel ya. Eğlenceli siz arkada oynuyorsunuz. Allah Allah. Teyze yazıyorum bıraktım şu an okuyor. Ne yapıyorsun aşkım? Tamam yok, visp'ler bakmış da Sinan falan evet. Visp atmış alttan. Onlara bakıyorum. Herkes de yayını açmış. Onlara bak. Ben de bak. Lor, aha peynirci geldi. Merhaba. Mert hoş geldin. Bu ne lan, yarım sigara? Neden? Kırılmıştı içinde. Neyse. Salak. Ta geçmişe gidelim arkadaşlar, yayının başlarına doğru Old God'lar vardı, Akiller vardı. Akillerden güneye kaçanlar Kiraj olarak adlandırılıyordu. Bahsetmiştim. Şöyle bir bakayım buna ilgili harita verebiliyor muyum size? Şu an Grubashi var önünüzde. Bana harita ver. Yo, bir görsel bulunması güzel oluyor. O Pangea haritasını kullanmayalım. Şu haritayı tekrar açalım. Şuraya gelelim. Şöyle dursun. Bu Ankiraj yazan yerde, bölgede gerçekleşecek şu an anlatacağımız olaylar arkadaşlar. Dediğim gibi Old God Katun hapishanesinde, yani Ankiraj'da böyle durduğu gibi durmuyor. Ve alttan buradaki mağaralara, yani trollerden kaçmış ve toprağın altına saklanmış kirecileri yozlaştırmaya başlıyor ve yavaş yavaş da çoğalıyorlar. Yani böyle kovan kültürü gelişiyor ve çok büyük birlikler oluşmaya başlıyor. Yani böyle şey gibi düşünün, arı kovanını sallarsınız ve bir anda arılar dışarı çıkar ya, onun gibi bir şey o gerçekleşiyor ve bu hive'lardan... Horror movie'lerdeki gibi. Aynen. Bu hayvanlardan çok büyük sayılarda, yani inanılmaz büyük, devasa sayılarda böceksiler bölgeye saldırmaya başlıyor. Tabi bölgenin de hakimleri, o sırada elfler, durumdan rahatsız oluyorlar ve elflerle... Yok, ne? Öyle olmuyor. Elfler şey yapıyor, bu druidlik falan ayara, Sirtus'a gidiyorlar. Bir bakıyorlar, bura çöl, bura pislik. Diyorlar, buraya bir iki ağa çekelim. Kovara çöp sokuyorlar. Şeyler başlıyor oradan çıkmaya, vızır vızır. Kirajlar. Ha, aynen. Onlar öyle olunca. Ondan sonra şey yapıyorlar işte, bunu durdurmak lazım bunları. Bunların yüzünden olmuyormuş meğer şeyiyle. Bu Silithus olayıyla zaten Kayan Kumlar Savaşı aynı. Silithus olayı dedim bu işte. Oğuzhan'ın söylediği. Şu anda. He, aynen. Kayan Kumlar. Hadi bakalım aşkım. Hadi aşkım. Ya çok hadi. Dediğim gibi derine girmeden gidelim. Gerisinde geyik yapalım biraz. Sohbet edelim çünkü çok şey anlattık. Çokça malzeme çıkar gibi geliyor. Velhasıl burada elflerden Fandr aldı sanırım. Bulmaya çalışıyorum. Stakhelm. Fandral Stakhelm başı çekiyor. Elflerin ordusunun başını çekiyor. Ve gerçekten büyük bir taktiksel zekayla kirecileri püskürtmeyi başarıyor. Ama aması şu, durduramıyorlar. Yani Scourge gibiler adamlar. Yani birini öldürüyorsun, diğeri çıkıyor geliyor. Birini öldürüyorsun, diğeri çıkıyor geliyor. Ardı arkası kesilmiyor. Ve bölgede zaten konuşlanma olarak yakın bulunan sarı ejderhalar olaya dahil oluyor. Onlardan ilk başta yardım istiyorlar hatta elfler. Onlar diyor ki, thank you diyor. Aynen. İşimiz gücümüz var, sizle mi uğraşacağız? Sonradan onlar da böceklerin şeyine gelince diyorlar ki, gelin şu böcekleri bir temizleyelim. Böceklerin şeyine gelince dediği de arkadaşlar, Caverns of Time bölgesel olarak yakın. Bakayım ben harita, şu an bende kapalı. Uldum diye yazıyor sizin gözünüzde. O bölgede yakın sarı ejderhaların lokasyonu. Yani o Caverns of Time'a çok yaklaşınca tabii sarı ejderhalar da rahatsız oluyor. Ve duruma müdahale etmeye başlıyorlar. Ana Kronos önderliğinde sarı ejderhalar, nasıl söyleyeyim, olaya müdahale ediyorlar. Hatta Galakrond'la karışan bir ejderha vardır. İsmi çok sıkça karışır. Ankiraj 40 mende mi 20 mende mi hatırlamıyorum ama birinin son boss'unda
olan Osirian'ı bu Garakkarond, Garakkarond isimli sarı ejderha durduruyor. Savaşın dönüm noktalarından biridir çünkü Osirian ve General Rajax, Rajax'tan ötürü generaller gelmeden kimseye karışmıyor. Nasıl karışmıyor? Kronos'tan Legend Staff alı... Evet, Legend Staff değil, ona da geleceğim, şöyle devam edeyim. Sarı ejderhalar da olaya dahil olduktan sonra elflerin tabii artık savaş gücü, ateş gücü çok artıyor. Ve böceksileri Ankiraj'ın kapılarının arkasına kadar püskürtmeye başarıyorlar. Ama yani oraya dediğim gibi bu sayılar ya şey gibi düşün işte, az önce aslında doğru tarif ettim. O arı kovanına çomak sokmuş gibi sürekli olarak geliyor. Sürekli olarak geliyor, sadece kapının arkasına koymakla olmuyor. Bunları seal'lamak, yani mühürlemek gerekiyor. İşte Benke'nin de bahsettiği bu staff dediğimiz spectre aslında. Asa sende kalsın dayı. Evet, territorial savaş zannediyorlar. Doğru söylüyorsun. Daha sonra Katun'un daha müdahil olduğunu da anlıyorlar konuya. Velhasıl Spectre of Shifting Sands denilen bir işte asa yaratıyorlar, bir wand yaratıyorlar. Ve bununla da birlikte Skarab kapılarının ardına, bu bok böceği kapısı diye geçer, bok böceği duvarı diye geçer tam Türkçe karşılığında. Elfler bu böceksileri Ankiraj'ın kapılarının arkasına mühürlüyorlar. Onu yapan Fandral değildi ama dur bakayım. Ha, bu arada Ankiraj'la ilgili de bir özet lore videomuz var arkadaşlar, editlenmiş. Onu da bulabilirsiniz. Kayan kumlar savaşı. Aynen öyle. Kayan kumlar savaşı. Dragonflight şeyinde de yeşiller, evet. Yeşiller kapatıyor esas. Yeşillerle bronzlar beraber çalışıyor. Maviler de yardım ediyor. Hatta bunun göre... veriyorlar. Staff Fandral'a veriyorlar. Fandral da orada oğlunun acısı falan var. Götünüze sokun deyip kırıyor. Aynen. Ya işte kırdıktan sonra asıl bu kırma olayı önemli. Yani Oğuzhan iyi ki söyledi. Çünkü bu kırdıktan sonra parçaları her bir ejderha sınıfına emanet ediliyor. Spectre'dan bahsediyoruz. Evet, yani Kayan Kumlar Savaşı bronz ejderhalar ve elfler tarafından kazanılıyor. Ankiraj kapılarının arkasında püskürtülen böceksiler Ankiraj, yani Skarab duvarının arkasına mühürleniyorlar. Bu mühürleme işlemi Spectre'la yapılıyor. Bu Spectre'la da parçalandıktan sonra işte tekrar açılmaması umut ediliyor ama öyle olmuyor. Daha sonra Katun tekrar gücünü topluyor ve bu sefer içeriye girip Katun'u durdurmamız gerekecek. Tekrardan bu asanın parçalarını toplamak için bu ejderha sınıflarını ziyaret etmemiz gerekiyor. İşte sarı ejderha direkt veriyor sağ olsun. ama işte yeşil ejderha öyle kolay vermiyor. Mavi ejderha ne oluyor lan falan diyor falan. Mavi ejderha neydi hatta adı? Onun da şeyi var. Videosu var bu ara YouTube'da. Dur, adını hatırlayayım. Haribos. Ya yazamadım ha? Haribos. Haribos değil mi? Doğrudur. Emin değilim çünkü. Ben onun rehberini yazdım. Atayım mı? At. Abi, istediğin her şey at. Her şey at. Blue Spectre Shard. Mouse. Abi dünya tarihi bu ne ya? İçinde olay. Dünya tarihi daha şey geliyor bana. Daha dur lan. Geliyor. Kafaya taktım bunu. Ömüm ne oluyor? Azuregos. Oh. O da boss dedi sonuna. Hı? O da boss dedi sonuna. Oriboss dedi. Yo, world boss işte. Azuregos'tan. Ve işte o Dream'e açılan kapılardan birinin önünde duran, onun da adını hatırlayamadım. Elemeyi yazdırıyor. List of the Ha, Azuregos, evet şey hatta şeye aşık oluyor işte bir tane Spirit Healer'a. Aynen. O muhabbet burada, tam burada geçiyor. Anarya mıydı neydi? Aha. Altın kapılarımız kan oldu Asım. aynen. Yok, Emerald Dream'e açılan kapıların önünde bekçiler oluyor ya, yeşil dragonları onun önünde gidip öldürüp parçasını almamız gerekiyor.
Velhasıl dediğim gibi Fandral'ın kırması olayı çözüm getirmiyor. Belki iyi düşüncelerle kırıyor ama daha sonra lazım olabilirdi diye saklayabilirdi ama bu asayı tekrardan birleştirip ankirajın kapılarını açıyoruz. İçeri girip Katun'u tekrar durduracağız. Ki zaten aslında olayı ejderha sınıfları anlamış olsa da elfler tam idrak edemese olsa gerek Katun'a müdahale etmiyorlar, sadece içeriye mühürlüyorlar. Bunu da böyle biline diyelim. Bir sonraki konumuz şöyle, tarih sıralamasında timeline tekrar açayım önüme. Önemli şeylerden bir tanesi arkadaşlar 3 çekiçler savaşı. Öf, bunda bu da çok uzun. Yine Ragnaros olayı var. Evet, Ragnaros gene geldi. Yine bir videomuz var arkadaşlar YouTube'da. Klasik bosslarını anlattığımız bir video seri, yani videoda bu 3 çekiçler savaşına değiniyoruz. 3 çekiçler savaşını özetle şöyle anlatabiliriz. Bir kere çekiçler denmesinin muhabbeti cücelerin arasında olan savaşlar olduğu için işte hammers, hani Hammer time. 3 cüce klanının arasında geçen bir savaş olduğu için oluyor. Bu arada şöyle söyleyeyim, bu 3 cüce klanı Bronzebeard, Dark Irons ve Wildhammer klan. Bu savaş neden çıkıyor? Normalde bu 3 cüce klanı işte barış içinde, huşu içinde, mutluluk içinde Ironforge'da yaşarken işte ale'lar içiliyor, biralar toslanıyor, böyle herkes takılıyor, kafalar güzel falan. Ama bir gün bu yüce kral Modimus Anvilmar ölüyor. Hatta Ironforge'a girerken böyle kapısında heykelini görebilirsiniz. Bu şekilde işte silahlarını cross yapmış bir şekilde. Ya şimdi Ironforge'un lideri ben olacağım, hayır ben olacağım muhabbeti var ama herkes haklı. Yani Iron Bronzebeard'lerin de hakkı var. Dark Iron'ların da hakkı var tahta. Herkesin hakkı var. Yani Modimus Anvilmar bir varis bırakıp gitseydi belki işlerin rengi farklı olabilirdi ama öyle olmuyor. Nasıl söyleyeyim? 3 klan arasında büyük bir savaş patlak veriyor. Şimdi büyük bir savaş patlak veriyor diyoruz ama Wildhammer klanı biraz daha gücünün farkında. Ve Bronzebeard'lerle birlikte yer alıyor. Ve Dark Iron'lar sanki tek, nasıl söyleyeyim, kötü tarafmış gibi olaya, yani savaş bu şekilde evriliyor bir anda. Ve işte Ironforge Dark Iron'lara karşı koruma moduna geçiliyor. Bu arada Dark Iron'ların bir sinsilesini arıyorum. İsimler karışmasın diye. Abi adamlar Ragnaros'u samonluyor. Ragnaros'u samonlama olayı, evet, bu savaşta oluyor ama biraz daha ötelerinde. Yani şöyle söyleyeyim. Bu... Bilerek yapmıyorlar. Hı? Ya çok bilerek yapmıyorlar. Bu eski liderleri nerede? Ha. Şimdi ismi yok. Tain dediğin şey Tain Tarisyan diye geçiyor. Hatta şu işte Moria Tarisyan'ın, şimdiki Moria Tarisyan'ın büyük babası. Sorcerer Tain, büyücü Baron Tarisyan diye geçiyor. Ironforge'u kuşatma altına alıyor ama bir yandan da Wildhammer'lara karşı da savaş verilmeli. Wildhammer'ların da şeyi Grimbatol'de, ordunun bir kısmı da Grimbatol'e gidiyor. Aslında şöyle söyleyeyim, Dark Iron'lar çok büyük bir şekilde bölünmüş bir şey durumda. Baron Tarisyan Ironforge kuşatmasında yer alırken Grimbatol üzerine yürüyen ordularını karısına emanet ediyor. Ancak karısı Grimbatol'u fethedemiyor ve savaş sırasında da ölüyor. Tarisyan da, yani Baron Tarisyan da çekilmek zorunda kalıyor. Güney'e doğru çekilmeye başlıyorlar. Zaten artık şey olarak da, mental olarak da çöküntüye girmeye başlıyor. Ve dağların altına doğru, nasıl söyleyeyim, işte tekrardan yeniden güçlenmek için çekilmeye başlıyorlar. Buradaki dağ dediğimiz şey, hani böyle sıradan bir dağ değil, Black Rock dağına geliyorlar, bölgeye yerleşiyorlar. Hatta işte Shearing Gorge'da mıydı, Burning Steps'te mi ne, Tarisyan şehrinin kalıntılarını görebilirsiniz. Dur, haritada onun o tarafı açayım bu sefer. O da bizim ilk şeyimiz. Neyimiz? Dungeon'ımız. Yok canım. Raid'de. Raid. Ayy.
Raid Orange değil mi? Şu harita güzel. Onyxia miydi? Ya yine konuyla alakası var ama bu üç çekiş savaşıyla alakası yok. Onyxia'nın. Ya çünkü şey olaylarına girmeyeceğim. Neferyan olaylarına girmeyeceğim. Orada orklar var. Ama daha Dark Portal açılmadı. Bu olay Neferyan sırasında gerçekleşmiyor. Arkadaşlar Dark Iron'lar dediğim gibi Black Rock Dağı'nın altına saklandılar. Ve yeniden güçlenip tekrardan Iron Forge'un üzerine yürüyecekler. Yüzüklerin Efendisi'ne çok güzel bir gönderme var burada. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Bu orada da Moira diye mi geçiyordu? Tam emin değilim. Mind of Moria aynen. Ha, o hatta işte şey diyor orada Gandalf, hatırlar mısınız bilmiyorum. O kadar kazdılar ki neyi uyandırdıklarının farkında değillerdi diye. Aynen. Ragnaros Balrog oluyor işte orada. Aynen öyle. Güç olarak yani gücü arıyorlar aslında orada. Yani özür dilerim. Kurudum artık. Yani biz Ragnaros'u biliyoruz. Aman Ragnaros uyandıralım işte, gelsin bize yardımcı olsun falan diye kazmıyorlar yani. Kazmıyorlar, yazık zavallı. Kaza kaza Ragnaros'u bulup uyandırıyorlar. Ragnaros da istemeden uyanıyor. Ve bu istemeden uyanma mevzusuna da pek çok yerde de değinir. Hatta ilk Molten Core'a gidip Ragnaros'u neydi o? Majordomos'una uyandırdıktan sonra şey diyor, lan çok erken uyandırdın beni, ne yapıyorsun, işimi bitirmedim ben Firelands'ta falan diye kızıyor. Yine bu erken uyandırma mevzusu yanlışlıkla Ragnaros'u summonlayınca büyük bir patlamayla Ragnaros Black Rock'ı yararak ortaya çıkıyor ve şöyle söyleyeyim, belki de aslında savaşı kazanabilecek olan Dark Iron'lar, Iron Forge'u istila edebilecek güçte olan Dark Iron'ların yarısı falan burada yok oluyor. Öyle mi bağırıyor? Hı? Çıkarken Run Fools mu diyor? Baksana öyle diyor. Hayır, Run Fools değil. Too Soon diye çıkıyor ya. Ve arkadaşlar... Biraz sonra da By Fire Be Purged diyor. Aynen. Aynen, tam anlamıyla By Fire Be Purged oluyor. Hatta onu da verelim yayına. Ben yapayım. Sen yap. By Fire Be Purged! Dark Iron'ların da nasıl söyleyeyim, soykırımıyla aslında 3 çekişler savaşı sona eriyor. Yani Bronzebeard'ların zaferiyle sona ermiş gibi duruyor ama dediğim gibi asıl olay Ragnaros'un uyanması ve Dark Iron'ların nasıl söyleyeyim, kıyıma uğraması. Evet, ilk savaşı da zaten Bronzebeard'lar kazanıyordu. Bunlar bu yüzden güneye çekiliyordu ama gücünü toplamasına müsaade etmiyor Ragnaros. Savaşın çıktılarından bir tanesi Ragnaros'un uyanması. Ragnaros elemental düzlemden Azeroth'a geliyor. Wildhammer Clan Bronzebeard'ların nasıl söyleyeyim, hükümranlığını kabul ediyor ve kuzeye doğru gidiyorlar. Ariari Peak, tam Türkçe söyleyememiş olabilirim. Ariari Peak ve Grimbatol şehirleri kuruluyor. Daha sonra hatta bu Grimbatol'de Alexstrasza hapsedilecek falan filan falan filan. Öyle şeyler olacak. Grimbatol kuruluyor. Grimbatol'de bu ara şöyle söyleyeyim. Hani İstanbul Ankara düşünün. İşte Ironforge Grimbatol gibi. Hani cüce şeyinde, tarçısında çok büyük bir öneme sahiptir. Ve lokasyon olarak, yani şehir olarak da büyük bir şehirdir. Böylelikle de hani Wildhammer'lar nasıl söyleyeyim, biraz daha doğayla birlikte yaşamaya başlıyorlar. Iron Peak'in olayına geleceğim, önemine geleceğim. Burada Griffon'ları kontrol edip onlarla arkadaşlık kurmaya başlıyorlar. Yakın ilişkiler kuruyorlar. Aynen, Iron Peak. Abi sen yazılışını biliyorum da hala telaffuzunda şeyimdir yani. Iron Peak. Eyvallah. Tamam. Görkem'in dediğinden. orada dediğim gibi arkadaşlar Griffon'ları evcilleştiriyorlar. Şu anda Alliance'ın büyük bir uçuş gücü olan Griffon'ların kökeni de buraya dayanıyor aslen. Öyle söyleyeyim. Daha sonra gelelim arkadaşlar. Azor artık Dark Portal'ın açılmasına iyice yaklaştık. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Sadece Titan'lar vardı, Old God'lar vardı. Bak konu nereden nereye geldi. Oh. Ha? Oh.
Şöyle Yarımyumunlar falan çıktı. Aynen. Şöyle bir şu harita tamam. Doğru harita önümüzde. Birazcık güneye çekeyim mevzuyu. Görünüyor mu? Görünüyor. Tamam. Dark Portal açılmadan önce arkadaşlar, bu artık çok yaklaştık günümüz tarihlerine. Yaşanan en büyük hadise de bir diğer hadise insanlar ve troller arasında yaşanan Grubaşı Savaşları diye geçiyor. Grubaşı Savaşları'nı normalde belki detay olarak çok böyle lore'da çıktısını görmüyor olabilirsiniz şu anda ya da oynadığınız oyuna etkisini görmüyor olabilirsiniz ama en önemli olaylarından yani çıkış sebeplerinden biri Hakkar. Hakkar'ı doğurmaya çalışıyorlar. Hakkar'ın nasıl söyleyeyim yani Hakkar'ı nasıl söyleyeyim Azeroth'a samonlayabilmiş olsalar belki de çok farklı bir Azeroth'la karşı karşıya kalacağız. Ve Grubaşılar yine blokasyon olarak genişlemeye başlıyor. Stormwind krallığındaki insanlar rahatsız olmaya başlıyor. Savaş arkadaşlar insan krallığının zaferiyle sonuçlanıyor. Ama her ne kadar zaferiyle de sonuçlansa bölgedeki troll ve insanlar arasındaki savaş gerçekte, realite de hala bitmemiş durumda. Çünkü bölgedeki Grubaşı trolleri tamamen defedilemiyor. Ancak önemli olaylardan, önemli çıktılarından bir tanesi şu oluyor. Medivh müdahil oluyor savaşa. Ve Medivh'in belki de ilk nasıl söyleyeyim şeyini görüyoruz. Savaş gücünü görüyoruz burada. Normalde mesela hatta şeyde de gördünüz bunu. Adını sen söyle. Warcraft filminde de gördünüz. İşte o Lightning falan mevzular, Arkane gücü patlaması, Jartrut falan. Bu ama tabi Dark Portal sonrasında yaşanıyor ama Azeroth üstünde Guardian'ın ilk etkisini burada görüyoruz. Ben burada şöyle bir yorum eklemek istiyorum. Neden Medivh böyle bir müdahale ediyor? İnsan olduğundan dolayı. Yani farkındaysanız yani troller de bu gezegenin evlatları diyeyim. Evet Hakkar'ı yani doğuracaklardı deyip duruyorum da. Uyandıracaklardı belki bu insanlar için kötü sonuçlara sebep olabilirdi ama troller için iyi bir sonuca sebep olacaktı falan gibi. Yani savaş çok değişik bir mevzu ve yani bilmiyorum ben burada Medivh'i biraz taraflı buluyorum. Guardian olarak müdahil olmasından dolayı. Yani savaşa müdahale oluyor da hani demek istediğim şu. Dur arkadaşlar öpüşün barışın şeklinde değil. Bayağı Grubaşı'nın üzerine saldırarak müdahale oluyor yani. Onu söylemeye çalışıyorum. Bu arada şeyi de söylemek isterim. Medivh bu savaş sırasında Grubaşı ve insan yani Stormwind krallığının arasındaki savaş sırasında Sargeras yani kontrolünde değil. Hakkar'da Azoroth'a ait değil mi bir de? Yani ama benden dediğim gibi troll savunuculuğu yapmıyorum burada. Hakkar'ın belki amacı işte öldürelim, yıkalım, çapalım falan. Tamam durdur ritüeli ama dediğim gibi yani Grubaşılara çok büyük bir yıkım getiriyor. Ama bunun da sebebi boş değil. Yani tutup da işte savaşta ilk sıradan nasıl söyleyeyim işte insanlar gidiyor, ordular kuruldu. Medivh gel ananı ağlatacağız bunların gibi gelmiyor Medivh. Oraya da geleceğim şimdi. Kahvemden bir yudum. Devam edelim. King Lane Rin. Yani şu anki demeyeyim o da öldü. Nasıl söyleyeyim? Lane Rin işte Varian'ın babasının tahta çıkışının sinsilesini başlatan savaş bu oluyor. Baratheon Varian dede aynen. Varian'ın dedesi bu savaşta ölüyor. Bolvar kralı olmadı hiç. Anduin'in dedesinin babası. Baratheon, Varian Troll Savaşı'nda hayatını kaybediyor ve Warcraft filminde gördüğünüz Lane Varian tahta bu şekilde çıkıyor. Daha önce Baratheon'a bağlı olan, sadık olan Anduin Lothar daha sonra yine Lane Varian'a sadakat yeminini ediyor ve süreç devam ediyor. İşte bu kayıptan dolayı da işte Medivh olaya dahil oluyor ve Grubaşılar ağır bir yenilgiyle çekilmek zorunda kalıyor. Hatta savaş çıktısı olarak WoW'a baktığınız zaman insan kayıpları ağır derken Grubaşı kayıpları çok ağır diye geçer.
Bunun sonrasında küçük bir Gnoll savaşı yaşanıyor. Gnoll'lar biliyorsunuz işte Hogger falan filan. Ama çok dediğim gibi Lord'a kayda değer bir iz bırakmış, etki bırakmış bir olgu, olay değil. Bunun dışında da dediğim gibi Draenor'da olaylar yaşanıyor. Ve nasıl söyleyeyim, işte orkların dünyaya, Azeroth'a gelmesini tetikleyecek bazı bir takım şeyler yaşanıyor ama girmeyeceğim. Bunun sonrasında da zaten arkadaşlar işte Medivh kontrolünü kaybediyor. Diğer tarafta Gul'dan işlerini yapmıyor, işlerini yapıyor ve Dark Portal açılıyor. Dünyaya orklar gelmeye başlıyor. Ve milattan sonrası. Evet, ve milat dediğimiz Dark Portal'ın açılışı gerçekleşiyor. Ben şöyle tekrardan şu haritayı vereyim karşınıza. Azeroth son durumda bu şekilde. Bize ağaç yapsana. Ne? Azeroth'un ağacını yapsana. Niye? İşte öyle ağaç. Gelsin böyle kökleri. İşte. Ha yok, o var, o da çok karışık. Sonra şimdi böyle açılsın. Hiçbir ork robot değildir, eyvallah. Here we are here now. Ha şimdilik buradayız. Yok canım. Bolvar kalbimizin kralı. Kral arkadaşlar, Bolvar kral olmayacak. Lich King de olmadı hiç. Onu da söyleyeyim. Sadece fedakar bir evet. Lider. Gnoll'lar çadırlarını insan derisi yüz derisinden yapıyormuş. Öyle bu Ice Veins doğru mu hocam? Ice Veins yazıyor arkadaşlar. Evet, o Görkem'e hemen söyleyeyim de. Onunla ilgili bir video şeyim var. Hedefim de var. Çok korkunç. Evet, korkunç hikayeler, yani Warcraft'taki korkunç hikayeler diye arattığınızda o tarz şeyleri bulabiliyorsunuz. Evet, tüyler ürpertici. Sadece Gnoll'lar değil, sanırım onu neydi? Centaur'lar da yapıyor diye biliyorum. Fallout'un 1K olalım artık. Evet, onu ben de istiyorum. Bize de Fallout'un 1K olalım artık. Arkadaşlar Fallout'un Instagram'dan. Velhasılı kelam. Arkadaşlar şimdi toparlayacak olursak hızlı hızlı konu başlıklarını hatırlayalım. Neler anlattığımızı bir tekrar etmiş olalım. Dark Portal açılmadan önce Azeroth oluştu. Element Lordlarının hükmü, Old God'ların gelişi, Titanların gelişi ve müdahalesi, Titanların yeniden düzene sokması, Galakrond ve Titan Keeper'ların savaşı, Dragon Aspect'lerin oluşması, Akir Troll savaşı, Curse of Flesh, İnsanların ve Mogulların oluşması, Leyşe'nin yükselişi, Dark Troll'lerin Elflere evrilmesi, Elflerin gelişimi, Leyşe'nin ölümü, Troll ve Pandaren savaşları, Highborn'un yükselişi, Burning Legion tehdidi, Kadimler savaşı, wow. Sundering, wow. Satir savaşı, High Elflerin sürülmesi, sebebinde Troll savaşları, Night Elflerin yükselişi, Troll savaşları, bu arada Troll vs. Human ve Blood Elflerden bahsediyorum burada, Trisfall Konseyi'nin kuruluşu, Kayan Kumlar Savaşı, Sargeras ve Egwene'in kapışması, Üç Çekiçler Savaşı ve son olarak da Gurubaşı İnsan Savaşları. Hikaye sinsilesi olarak bu şekilde seyrediyor ve bundan sonra da şu oyunda maşallah vallahi bugün de anlattık hepsini. Kaçıran olduysa da arkadaşlar YouTube'a da el sallayalım buradan. YouTube'da tekrarını bulabilirsiniz. Strowmar ne zaman kapanmıştı? Sundering sonrasında. Daha doğrusu Sundering sırasında Nightborn'lar kendilerini koruma altına alacak bir büyük kalkan oluşturuyor ve onun içinde saklanıyorlar diyeyim, öyle söyleyeyim. Hani shutdown değil de öyle korunuyorlar. Ve arkadaşlar umarım hoşunuza gitmiştir, umarım beğenmişsinizdir, umarım çok kötü sürüşü lisanlar etmemişimdir. Ve çok da büyük detaylar atlamamışımdır diye düşünüyorum. Çok beğendik. Çok güzeldi. Sorularınız varsa, eklemek istedikleriniz varsa hemen alalım, dahil edelim mevzuya. Evet aşkım, sorun var mı? Ya da statement'ın. Her şey birbirini triggerlamış. Vallahi ben bir şey söyleyeyim mi? Tamamıyla bir dünya tarihi. Yani o da dünya tarihinden daha da derin diyebilirim. Ben de keyif alıyorum. Sana şöyle söyleyeyim, herhalde bir 30. dinleşimde falan hepsi tek tek yerine oturmaya başlar. Şu an yavaş yavaş oturuyor. Canber de onay verdi arkadan. Meğer ödedi gitti.
Bu Wandering Isle şey değil mi ya? Kaplumbağa olan. Evet. Kaplumbağa anlattık aynen ya. Hayır. Pandarenlerin. Bak, hatta özgür pandarenlerin çıktığı yer. Evet aşkım ya. Anlattık ya. Hatırlamıyor musun? Bugün mü? Hayır bugün ha. Değil daha önce. Tamam canım oğlum bir şey değil mi? Öyleyse, öyleyse arkadaşlar buradan YouTube'a el sallayalım arkadaşlar, dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Biz yayınımıza devam ederken şöyle bye bye.